Afet dediğimizde depremler, sel, taşkın, heyelan, fırtına, terör, hızla artan nüfus, kentlere göç ve sürekli yerleşim alanlarının oluşturulması, mevcut yerleşim alanlarının yenilenmesi ve kentsel dönüşüm projeleri, mühendislik yapılarında yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanmasındaki hızlı gelişmeler, artan yapı stoku ve yüksek yapı sayısının giderek artması, özellikle deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmaları da hızla arttırmaktadır. Bu nedenlerle bu yılki konferansımızın ana teması olarak afetlere hazırlık yılı kapsamında afet risklerinin hazırlanmasında, afet risklerinin azaltılmasında yenilikçi teknolojiler ve literatürümüze son 10 yılda yeni kazandırılan sismik dirençlilik olarak belirlenmiştir. Ayrıca afet yönetimi ve risk, geoteknik deprem mühendisliği, gözlemsel sismoloji, performans esaslı tasarım, kritik altyapı tesislerinin deprem performansları ve tasarımı gibi bilim dallarında birçok özel oturum ve sunumlar konferansımızda gerçekleşecektir. 200'e yakın davetli konuşmacılarımızla beraber sözlü sunum ve poster sunumu konferansımızda 3 gün boyunca gerçekleştirmeye çalışılacaktır. Ayrıca deprem mühendisliği camiasında tüm dünyada hem ülkemizde hem de tüm dünyada tanınan Japonya'dan Masanori Hamada, Yoshiyuki Kanada, ülkemizden Selçuk Toprak, Amerika'dan Ayhan İrfanoğlu, Ertuğrul Taciroğlu, Ceyşen, İtalya'dan Aybike Akıncı, Amerika'dan gene Jonathan Bray, İtalya'dan Fabrizio Mollaoğlu ve Paolacci ve Yunanistan'dan Anastasia Seksos, Nikos Theodolidis ve İran'dan Mehdi Zare gibi birçok bilim insanı davetli konuşmacı olarak çevrim içi 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'na katılacaklardır. Başarılı bir konferans olmasını hem ülkemiz hem de bölgemiz için temenni eder, saygılarımı sunarım. Teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanımız Sayın Profesör Doktor Bilgi Siyahi'yi konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın Rektör, Sayın Başkanlar, Sayın Kaymakam ve değerli meslektaşlarım, saygıdeğer katılımcılar. 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Yönetim Kurulu adına hepinize hoş geldiniz diyorum. 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Gebze Teknik Üniversitesi'nde konferans serimizin 6.sı gerçekleştirilecektir. 2011 yılından beri sırasıyla Ankara, Hatay, İzmir, Eskişehir ve Ankara olmak üzere her iki yılda bir düzenlenen konferanslarımızda deprem ile ilgili çalışmalar yapan tüm meslektaşlarımızı ağırlıyoruz. Deprem ile ilgili çalışmalar yapan derken tüm disiplinleri kastediyoruz aslında. Burada mühendisler, yer bilimcileri, mimarlar, şehir bölge plancıları, hatta sosyal bilimler, çünkü depremle ilgili çalışmaları destekleyen çalışmalar da onlar, sosyal bilimcileri bir arada ağırlamaktan hep mutluluk duyduk. Depremle ilgili çalışmalar yapan araştırmacıların en önemli amacı deprem zararlarının azaltılması şeklinde olmalıdır diye düşünmekteyiz. Deprem gerçeğinin doğasını değiştiremeyeceğimize göre bizim depremden oluşabilecek hasar görebilirliğimizi en aza indirmemiz mümkündür, yapmalıyız diye düşünüyoruz. Dünyada son iki yıldır yaşanan ve ülkemizde de ülkemizin de fazlaca etkilendiği bu salgın nedeniyle sayıları çok azalan yüz yüze toplantılarımızı nihayetinde burada olmaktan ve sizlerle yüz yüze bu konferansı gerçekleştirmekten dolayı ayrıca mutluluk duymaktayız. Bu nedenle bu olağanüstü dönemde olağanüstü çalışmalar, gayret ve emekleri için Gebze Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bülent Akbaş'a ve tüm bölüm elemanlarına, destekçilerimize yaptıkları katkılar için
ve tabii ki bildiri sunan ve bu bildirileri sunmaya gelen tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Deprem ile ilgili çoğu konunun çeşitli yönleriyle tartışılacağı 3 günlük konferansımıza gerçekten ülkemize ve camiamıza katkı sunacağını olan inancım sonsuz. Bu nedenle konferans serimizi başlatırken, 6.sını başlatırken hepinize tekrar hoş geldiniz diyoruz ve teşekkür ediyoruz saygılarımla. Teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Mehmet Hasan Aslan'ı kürsüye davet ediyorum. Evet. Değerli belediye başkan vekilimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanımız, Ticaret Odası başkanımız, değerli katılımcılar, meslektaşlarım, sevgili öğrenciler. Efendim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 2009 yılında ülke çapında deprem zararlarının azaltılması amacıyla faaliyette bulunan meslek insanlarını bir araya getiren bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan Türkiye Deprem Mühendisliği tarafından 2 yılda bir düzenlenen 6. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'na hepinizin hoş geldiniz. Fahim Hoca'dan öğrendiğim kadarıyla bir daha önce yapmışlar 2019'da, arkasında deprem olmuş. İnşallah deprem olmaz. Allah bu ülkemizi afetlerden, tüm afetlerden korusun. Büyük ve önemli organizasyonun Gebze Teknik Üniversitesi olarak tabii ev sahipliği yapmaktan da hakikaten mutluluk diyoruz. Az önce konuşmacılar belirttiler. Başkanımız hep ülkemizin güzide illerinde yapılmış. İlk defa Gebze'de ve ilçede yapıyoruz. Bundan dolayı da hakikaten mutluluk diyoruz. Bunda herhalde Gebze Teknik Üniversitesi'nin payı vardır diye düşünüyorum. Sağ olun. Bildiğiniz gibi pandemi dolayısıyla uzun zamandır tüm bilimsel aktiviteler çevrim içi yapılmaktaydı. Uzun bir aradan sonra bu alanda ülkemizde ilk yüz yüze konferansa ev sahipliği yapmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. 1999 Kocaeli depremiyle birlikte Gebze Teknik Üniversitesi'nde deprem ve yapı mühendisliği lisansüstü programının açılmasıyla başlayan çalışmalar bugün 150'den fazla lisansüstü öğrenci, 250'den fazla lisans öğrencisiyle inşaat mühendisliği çatısı altında devam etmektedir. Bölgemizin ve ülkemizin deprem mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan çalışmalarına akıllı şehirler, yapısal sağlık izlemesi, erken uyarı sistemleri, depreme dayanıklı yapılar, sismik tehlike ve risk, altyapı mühendisliği, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlike ve risk değerlendirilmesi, jeoteknik deprem mühendisliği, sensör geliştirme ve benzeri konularda Avrupa Birliği projeleriyle ve ulusal destekli projeleriyle çalışmalarımız devam etmektedir. 1999 depremi göstermiştir ki deprem ve diğer afetler konusunda ülkemizde sürdürülebilir eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gereklidir. Bu anlamda geleceğe hitap edecek şekilde profesyonel hizmet verecek çok kapsamlı ve bütünleşmiş eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüleceği bir deprem ve yapı mühendisliği laboratuvarına ihtiyaç duyulmaktadır. Deprem ve yapı mühendisliği alanındaki çalışmalarda önce olmak isteyen üniversitemizin deprem ve yapı mühendisliği alanında yukarıda saydığım amaçlar, laboratuvar ihtiyacını gidermek üzere Marmara Deprem ve Yapı Mühendisliği MARTEST projemizin Marka Doğu Marmara Kalkınma Ajansı destekli fizibilite çalışmaları bitmiş olup yer tespiti yapılmıştır. Bu proje için uluslararası destek çalışmalarımız da devam etmektedir. Merkez tamamlandığında deprem mühendisliği, yapıların sismik değerlendirmesi, deprem tehlike ve risk analizi, deprem erken uyarı ve acil müdahale sistemleri, performansa dayalı tasarım,
GNSS ile yapı hareketlerinin izlenmesi, sarsma tablosu ile tam dinamik deneyler, yapı malzemeleri, yapısal sağlık izlemesi, beton teknolojisi, jeoteknik deprem mühendisliği, zemin davranış analizi, kıyı ve liman mühendisliği, tsunami tehlikesini değerlendirmesi ve risk azaltma stratejinin geliştirilmesi konularında hizmet verecektir. Afetler ve afet zararlarının azaltılmasında yenilikçi teknolojinin geliştirilmesi ve kullanılması konularında ileri düzey çalışmalara hep destek verdik, destek vermeye ve öncü olmaya da devam edeceğiz. Konuşmamı sonlandırırken özellikle 6.sı düzenlenen kongremizin paydaşlarından olan Kocaeli Büyükşehir Belediye'mize, AFAD'a, Gebze Ticaret Odamıza, Kızılay'a, Aselsan'a, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Birliği'ne ve tüm sponsorlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu kongrenin, konferansın sonuçlarının inşallah verimli ve güzel bir çalışma olacağını umuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler Sayın Hocam. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gebze Ticaret Odası Başkanımız Sayın Nail Çiler'i kürsüye davet etmek istiyorum. Çok değerli kaymakamım, Büyükşehir Başkan Vekilim, Gebze Belediye Başkanım, değerli rektörüm, Mühendisler Derneği'nin çok değerli başkanı, yönetim kurulu üyeleri, çok değerli çalışma arkadaşlarım, Gebze'mizin çok değerli belediye başkanı ve çok değerli katılımcılar, ben de hepinizi şahsım ve Gebze Ticaret adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Tabii sanayinin başkenti olan bir yerde, böyle başarılı bir üniversitede sizleri ağırlamaktan onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bizi bu arada birleştiren çok değerli Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanımız Ahmet Kadı'ya ve Profesör Doktor Bülent Akbaş Hocama da gerçekten teşekkür ediyorum. Biz Bülent Hocamla üniversiteyle, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası'yla bu konularda çok seminerler yaptık, toplantılar, bilgilendirme toplantıları yaptık. Depremin bir gerçeği var. Demin değerli mühendisler dernek başkanımız da söyledi. Bundan kaçamazsınız ama bunu ne kadar aza indirebiliriz? Biz de bunun çabası içindeyiz. Türkiye bir deprem ülkesi. 39'da Erzincan'da büyük bir deprem oldu. 33 binden fazla insanımızı kaybettik. 99 yılında da yaşadığımız kentte büyük bir deprem oldu. 20 binden fazla kişiyi kaybettik. Değerli konuklar, kürsüye gelirken bir şeyi hatırladım. Çok değerli milletvekilimiz vardı, Alaaddin Kurt. Onu da rahmetle anmak istiyorum. Bülent Hocam iyi bilir. Biz burada üniversiteyle Alaaddin Kurt adına bir deprem simülasyon merkezi yapabilir miyiz diye İnşaatçılar Odası, Mimarlar Odası çevredeki STK'larla bir projeye başladık. Bugün geldiğimiz noktada bunu görüyorum. Çok şeyi aşmışız artık. Marmara Deprem Laboratuvarı kurmuş. Gerçekten Bülent Hocama ve ekibine teşekkür ediyorum. Demin değerli rektörüm çok güzel bir konuya değindi. Artık bugün deprem gerçeğini bilip ona göre mücadele edip akıllı şehirlerden bahsetmek lazım. Bugün can kayıpların yanında sanayide ekonomik olarak kayıplar da yaşanıyor. Türkiye gelişmekte olan bir ülke. Son zamanlarda da Avrupa'da yıldızı parlayan bir ülke. Her ne kadar Covid salgınından dolayı küresel bir salgın da olsa iş adamları, tacirler, tüccarlar, sanayiciler bunun farkında. Biz de bu kentte bunları ne kadar aza indirgersek o kadar ekonomik olarak da kazancımız olur diye düşünüyorum. Biz bir afet falan olduğunda ilk yardıma koşan ülkelerden biriz. Bunlar güzel şeyler. Zaten Türk insanı her zaman yardıma koşmayı bilen, dayanışmayı en güzel şekilde başaran bir ülke. Fakat burada atladığımız bir nokta var. Aslında doğru olanı sonradan değil de önceden yapmak lazım diye düşünüyorum.
Depremin ne zaman olacağına bizler karar veremiyoruz. Dün biliyorsunuz komşuda Girit Adası'nda 6.3 yanılmıyorsam şiddetinde bir deprem oldu. İzmir'de hissedildi, Muğla'da hissedildi. Hatta demin Gebze Belediye Başkanımızla sohbet ederken burada bile hissedildiğini söyledi. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Onun için biz de önlem almak zorundayız. Tabii bölgemiz risk taşıyor. Biz de bunun farkındayız değerli hocam. Biz sizin gibi değerli bilim adamlarıyla, değerli üniversitelerle, STK'lı olarak, meslek olarak ne yapabilirsek her zaman desteğimiz sizin yanınızda olacak. Onu özellikle buradan söylemek istiyorum. Şimdi ben bugünkü oturumun hem bölgem adına hem ülkem adına yarar getireceğine inananlardan biriyim. Aynı zamanda bu toplantıdan çıkan sonuçta muhakkak üretim sahalarımız için de risk ne kadar azaltabiliriz muhakkak onları da konuşulacak. Çünkü doğal afetleri bizler ne kadar tedbir alırsak o kadar azaltırız, indirgeriz diye düşünüyorum. Bir diğer konuda bunun çevrim içi yapılması tabii COVID'den dolayı çok önemli. Dışarıdan da katılımcılar var. 3 gün boyunca bizler de bilgi birikimimizden faydalanacağız. Değerli belediye başkanımız, Gebze Belediye Başkanımız burada. O da şunu biliyor ki burası 99'lu bir yani düşünmek de istemiyoruz. Kötü günler yaşadı. O günlerin olmaması için bütün kurum olarak elimizden geleni yapacağız, gayret sarf edeceğiz. Bana da söz hakkı verdiğiniz için değerli rektörüme ve Bülent hocama gerçekten teşekkür ediyorum. Sponsor olduk bu tür şeylere. O da adına olarak söyleyeyim. Çalışma arkadaşlarım da burada zaten. Hep sponsor olmadı. Devam edeceğiz. Bugünkü toplantının çok faydalı olmasını temenni ediyorum. Faydalı olacağına da inanıyorum. Tüm katılımcıları saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz'ü kürsüye davet etmek istiyorum. Evet. Değerli Büyükşehir Başkan Vekilimiz, Kaymakamımız, Rektör Hocamız, Çayırova Belediye Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, derneğimizin değerli kurucuları, başkanları ve akademik camiamızın değerli hocaları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Türkiye deprem gerçeğiyle yaşayan ülkelerin başında geliyor. Dolayısıyla bu anlamda da sağ olsun Gebze Teknik Üniversitemizde dahil olmak üzere tüm üniversitelerimiz teknik çalışmalar konusunda, sismoloji konusunda, depremle alakalı zemin çalışmaları konusunda dünyanın sayılı verilerini elde etmiş ülkeler arasındayız. Ama bir gerçek var. Evet, deprem var, etkileri var. Ancak bunun karşıda toplumdaki muhataplığı insan. Bu cümleyi şu amaçla kurmak zorundayız. Deprem var. Oturduğumuz evlerin güvenliği açısından dönüşüme ihtiyaç var. Birçok kentimizde yapı stoğunun %70'i depreme dayanıklı değil. %60'ı, %50'si depreme dayanıklı değil. Öyleyse bunların dönüştürülmesi lazım, değiştirilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Tüm alanları kamu eliyle değiştirelim derseniz buna kamu maliyesinin yetip yetmeyeceğini sormamız lazım. Ama diğer taraftan da toplumda algı olarak şöyle bir süreç yaşadık 99 depreminden sonra. Kentsel dönüşüm süreci içerisinde daha çok şu algı yerleşti toplumun hafızalarına. Bir dairem var, bir veririm, iki alırım. Bir dairem var, 100 metre verir, 100 metre, 120 metre alırım. Algıyı konfor üzerine ve birebir yeniden elde etme mantığı üzerine kurdu maalesef toplumumuz. Halbuki önceliği güvenlik, oturabileceği bir konut elde etmeyi tercih etmeliydi. Bunu yaparken de 100 metrelik daire yerine 70'e razı olmalı veya 100 metre istiyorsa da bir miktar cebinden katkıyı verebiliyor olması lazım. Çünkü önceliğinin güvenlik olduğunu, güvenlik bir konutta oturması gerektiğini kabul etmesi gerekir. Ben tüm akademik camiamızdan, derneklerimizden bu anlamda
çaba sarf eden taraflardan topluma karşı bu söylemlerin geliştirilmesini istirham ediyoruz. Biz siyasiler söylediğimiz zaman bazen rant ifadesini diyorlar ki ranta dönük konuşuyor. Veya ama bir akademisyen bir bu camianın insanı konuştuğu zaman bunu bir zorunluluk olarak algılıyor. Biz evet bir taraftan mühendislik çalışmalarını yapmalıyız ki yapılıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve kutluyoruz. Ama diğer taraftan bunun bir sosyal yönünü de masaya yatırıp bu anlamda çalışmalar yapılması gerekiyor. Bugün toplumumuz gelinen ekonomik parametre sınırı itibariyle bir ver iki al, bir ver bir al, bire bir al dönemi geçmiş durumda. Şimdi mutlaka ve mutlaka insanların cebinden mutlaka katkı yapması gerekir. Kentsel dönüşümde başarıyı elde edebilmek için. Bu da kabulleri değiştirmekle olacaktır. Bu konuda sizleri katkıya davet ediyor. Çabanızı esirgemeyeceğinizi umuyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Gebze Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler'i kürsüye davet etmek istiyorum. Çok kıymetli Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Belediye Başkanlarımız, kıymetli Rektörümüz, Ticaret Üniversitesi Başkanımız, değerli Dernek Başkanımız, kıymetli hocalarımız, sevgili öğrenciler, hepinize hayırlı günler diliyorum. En içten, en kalbi duygularımla sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün ülkemiz için çok önemli olan, özellikle içinde bulunduğumuz coğrafyayı çok etkileyen, geçmişte bundan sonra olabilecek bir afette de etkileyebilecek bir alanda meydana gelebilecek konu olan depremle ilgili bir bilimsel çalışmanın Gebze ilçemizde, Gebze ilçemizin gözbebeği kıymetli üniversitemiz, Gebze Teknik Üniversitemizde yapılması bizleri memnun etti. Ben gerek rektörümüze, gerek İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanımıza, gerekse bu sempozyuma katkı sunan kıymetli hocalarımıza, uzaktan katılan, çevirim içi katılan hocalarımıza ve konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Deprem maalesef coğrafyamızda çok sayıda fay hattı geçmekte. Geçmişten bugüne depremler ülkemizde çok ciddi can kayıplarına sebep olmaktadır. İşte 98 yıllarında meydana gelen Gölcük depremi, ondan sonra İstanbul'da meydana gelen depremler, Yalova'da meydana gelen depremler ve Anadolu'nun birçok yerinde yakın tarihte Elazığ'da, Van'da meydana gelen depremler bunların şahidi. 98 yıllarından sonra bir deprem yönetmeliği çıkartıldı. Bu deprem yönetmeliği çerçevesinde binaların inşası yapılmakta. Ancak tabii ki yani kamu erki bu yönetmeliğe uygun yapılan binaları denetlemekte bazen yetersiz kalmakta. Bazen verilen cezalarla, meydelerle yine insanlar o binaların içerisinde oturmaktadır. Yani 98'den sonra yapılan binalarda da özellikle kaçak yapılan binalarda da ne kadarının deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını bilmiyoruz. Ve bu 98'den sonra yapılan binalar ne kadar bina olduğunu da doğrusu bu anlamda yapılan bina olduğunu da tam rakamsal olarak bilmiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde insanların keyfine, insanların iradesine bu yapıların yapılması, inşaatların yapılması bırakılmıyor. Yani mutlaka düzenleyici, caydırıcı, meyde uygulayan kurallar var. Ülkemizde de bu kurallar var ama demek ki biz bu kuralları tatbik etmekte, uygulamakta yetersiz kalıyoruz. Yani insanlar daha çok rant elde etmek istiyor. İnşaat yapan müteahhitler
bir metre, beş metre daha fazla inşaat yaparak oradan para kazanmak istiyor. Ama bunu sınırlayan otorite, gönüllerdeki vicdanlar maalesef yetmiyor. Yani insanların vicdanlarına, insaflara bıraktığınız zaman ne kadar anlatırsanız anlatın, başlarına bir felaket gelmeden kendi tedbirlerini almıyorlar. Bunu en caydırıcı yöntemi, usulü kamu otoritesinin bu inşaatların yapımında teknik kurallara uyulmaması halinde ciddi caydırıcı müeyyidelerin uygulanması ve bunun tavizsiz bir şekilde uygulanması. Bunu sağladığımız takdirde en azından bundan sonra yapılan binalarda, yapılacak binalarda deprem yönetmeliğine uygun binaların üretilmesi mümkün olacak. Mevcut yapı stokuyla ilgili de tabii mutlaka yasal düzenlemeler yapılması lazım ve bunun da yargı ayağında da çok fazla yargıya gidildiği zaman da bunun yasal düzenlemenin iptal edilmemesi lazım. İki taraflı, yani hem yürütme hem yargı ikisinin aynı konuda anlaşıp dönüşüm konusunda da insanların, evet, arsasından, oturduğu binadan belki 10 daireden ikisini kaybedecek ama güvenli binalarda oturacak. 5 liraya satacağı binayı 10 liraya satabilecek. Bu şekilde belki bu felaketin, yaşayabileceğimiz sıkıntının önüne geçebiliriz. İçişleri Bakanlığımız da 2021 yılı afete hazırlık yılı ilan olarak ilan etti. Gerek yüzde gerekse sanal olarak çevrim içi eğitimlerle bütün kamu personelini afete karşı duyarlı hale, bilinçli hale getirmeye çalışıyor. Elbette birinci ayağı afetler olması halindeki olacak, bulunduğumuz coğrafya buna şahit. Bundan sonra da yaşayacağız. Yani bunu, yani bunun bir fiili duası var ki, tabii kabili dua ediyoruz. Herkes koruma, Allah bizi korusun diyoruz ama asıl fiili dua binanı sağlam yapmak. Yani bir anlamda tevekkül demek, eşeğini sağlam kazığa bağlayacaksın, ondan sonra duanı yapacaksın. Biz binayı çürük yapıp duamızı yapıyoruz. Bu da maalesef bizi kurtarmayacak. Çünkü Allah'ın tabiata koyduğu kanunlar var. Bu kanunlar, çürük bina yıkılır. Yüksekten atladığın zaman ölürsün. Dolayısıyla tek çare yeni binaların sağlam yapılması, deprem yönetimine uygun yapılması, eski binaların da hızlı ve etkili bir şekilde güncellenmesi, dönüştürülmesi diye düşünüyorum. Bu sempozyuma katkı sunan, bildiri sunacak değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Tekrar bu sempozyumun ilçemizde yapılmasından duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Teşekkürler Sayın Güler. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sayın Yaşar Çakmak'ı kürsüye davet etmek istiyorum. Kıymetli Kaymakamım, Belediye Başkanlarımız, Ticaret Odası Başkanımız, Rektör Hocam, Dernek Başkanlarımız, değerli hocalarımız, uzaktan yakından katılan tüm katılımcılar, hanımefendiler, beyefendiler, çevrim içi programı izleyen herkes, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Tahir Büyükakın'ın da sizlere hasreten selamlarını iletiyorum. Şehrimizde 22 yıl önce 17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşadık. O günlerde hiç kimsenin hayal dahi edemediğim, bütün milletimizi yasa boğan son derece acı bir olay yaşadık. Bizim için belki de yüzyılın en büyük felaketiydi. Taş üstünde taş kalmadı. Ailelerimizi, yakınlarımızı kaybettik. O gece ben de İzmit'te Anıtpark'ta 7 katlı bir apartmanın 3. katında 2 küçük kızımla beraber yaşamıştım. O günden bugüne şehrimizde çok yol kat ettik. Hem şehrimizde hem de ülkemizde. En önemlisi, benden önceki konuşmacıların da ifade ettiği gibi depremin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü öğrenmiş olduk. Kocaeli deprem hatlarının yoğun olduğu bir kentimiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler
deprem bilincini pekiştirmek için birçok projeyi de hayata geçirdik bu geçen zaman içinde. Tüm binaların deprem standartlarına uygunluğunu denetlemek, bu uygunluk doğrultusunda binaların dönüşümünü gerçekleştirmek, standartlara uygun binalar inşa etmek, bunlar temel hedeflerimizdi. Kocaeli sismik tehlike haritaları 6 fay hattı için deprem senaryosu oluşturularak hazırlanmış durumdadır. İlimize ait tüm zemin verileri veri girişi tamamlanarak ve sürekli güncellenerek bir bilgi bankasına sahibiz. İlçe ilçe Karamürsel, Gölcük, İzmit, Derince, Körfez olmak üzere diğer ilçelerde de tamamlanacak. Mahalle halkını afetlere hazırlık eğitimiyle donatıyoruz, bilinçlendiriyoruz. Bu belki Türkiye'de başka şehirlerde olmayan bir uygulama. Hem mahalle gezerek ekiplerimiz, üniversiteden katılımcılarla belediyemiz yetkilileri halkı bir dış göz olarak yıkılabilecek binaları tespit etmek, deprem bilinçlendirmesi yapmak, deprem öncesi ve sonrasına yönelik olarak farkındalık artırmak üzere tüm kentte detaylı bir böyle bir çalışma yapıyor. Bizim bir Büyükşehir Belediyesi olarak sismolojik izleme ve deprem müdürlüğümüz var. Burada bir eğitim merkezimiz var Seka Park'ın içinde. Burada birçok öğrencilere, yetişkinlere, hane halklarına, gelenlere ve daha çok da eğitim dönemlerinde yüz yüze bizzat uygulamalı olarak, çünkü orada hem binaların daire içinde mobilyaların sabitlenmesi, sabitlenmemiş bir dairede deprem anında yıkıntının nasıl olduğunu fiilen gösteren bir müdürlüğümüz var burada. Buraya gelen tüm çocukların annelerine de ayrıca afetlere hazır anne projesi kapsamında eğitimler veriyoruz. Türkiye'de ilk olan afet zararlarının azaltılmasında akıllı şehir uygulaması projesini yine içinde bulunduğumuz Gebze Teknik Üniversitemizle ve AFAD ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje sonucunda Kocaeli'de acil afet ve acil müdahale sisteminin kurulmasını sağlayacağız. Deprem erken uyarı sisteminin altyapısına ciddi manada hazırlık içindeyiz. Kocaeli bina risk incelemesi ile altyapı tesisleri, doğalgaz, su borları, baraj, göller, kanalizasyon gibi yapılar, deprem, endüstriyel kazalar, heyelan, taşkınlar gibi afetlerin de tüm boyutlarıyla incelenmesini gerçekleştireceğiz. Şunu belirtmek istiyorum. 41 noktada Kocaeli'mizde yerleştirdiğimiz ivme ölçer istasyonlarımız ile deprem hareketlerini an be an takip ediyoruz. Riskleri belirleyip AFAD ile beraber deprem önleme çalışmalarına şu anda bir altlık oluşturuyoruz. Bir veri bankası oluşturuyoruz. Kentsel dönüşüm çerçevesinde de ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İzmit Cecit Mahallesi'ndeki riskli alana ilişkin Çevre Şehircilik Bakanlığımız ile hemen de yeni çalışmalarımız devam ediyor. Bu bölgeyi güvenli, yaşanabilir bir hale getireceğiz. Yine Körfez ilçemizdeki Barbaros ve Kabakoz mevkiinde de aynı şekilde kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Kentsel dönüşüm master planı araştırma raporu ile belirlenen ve önceliklendirilen ilimiz genelinde yaklaşık 22 bin konutun ve 90 bin vatandaşımızın yaşadığı 1158 hektarlık alanda kentsel dönüşüm strateji belgesinde tespit edilen hususlar çerçevesinde dönüşüme esas çalışmalar yürütüyoruz. Hasarlı yapıların dönüşümü noktasında bu çalışmaları önemli gördüğüm için sizlerle paylaştım. Şu ana kadar
yüzlerce yapımının hasarlı yapının yıkımını belediyelerimiz gerçekleştirdi. Hasarlı yapılar, riskli yapılar ve risk arz eden toplu yapılara ilişkin hazırlanan plan notu çalışması da efendim hızlı bir şekilde kayıtlara geçecek. Yine Dilovası'nda Kömürcüler OSB'nin taşınmasına yönelik rezerv yapı alanlarındaki planlarıyla beraber çalışmamız devam ediyor. Derince'de kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı Sepetçi, Sekpanlı ve Çayırova, Sazlıdere, Resli bölgelerinde rezerv alanlarında kentsel dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizde afetlere dayanıksız tek bir ev bile kalmayıncaya kadar bu dönüşümleri sürdürme azmindeyiz. Ülkemize faydalı olması uğruna bu azmimizi hep beraber devam ettirme iradesini birlikte beyan ettiğimiz bu toplantının efendim 6. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı'nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emek sunan, katkı sağlayan, katılan herkese kalben teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan Vekilim. Değerli konuklarımız, panele geçmeden önce Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği tarafından 2 yılda bir verilen bilin ve teşvik ödüllerinin sahiplerini anons etmek istiyoruz. Bu sene 2 ödülümüz bulunmaktadır. Bilin ve teşvik ödülü sahibi olan ilk öğretim üyemiz Başkent Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Doktor Fırat Söner Alıcı. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere Sayın Hocamız Profesör Doktor Bilge Siyahi'yi kürsüye davet etmek istiyorum. Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden Doçent Doktor Çağlar Özer. Kendisine ödülünü takdim etmek üzere Sayın Hocamız Profesör Doktor Murat Altu Erbili'yi kürsüye davet etmek istiyorum. Şimdi afet risklerinin azaltılmasında yenilikli teknolojiler başlığındaki panelimizi başlatmak üzere moderatörümüz Sayın Profesör Doktor Bülent Akbaş'ı sahneye davet etmek istiyorum. Hocamla birlikte değerli panelistlerimizi de kürsüye davet etmek isterim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanı Sayın Yusuf Sertaç Teksin, AFAD Deprem Dairesi Başkanı Sayın Doktor Murat Nurlu, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Sayın Kazım Gökhan Elgin, Aselsan Algılayıcılar Alt Sistem Tasarım Müdürü Sayın Mehmet Umut Demirçin.
Sevgili misafirlerimiz, bu seneki konferansımızın ana temalarından bir tanesi, daha önce de bahsettiğimiz gibi özellikle afet risklerinin azaltılmasında yeni içi teknolojilerin kullanılması. Artık biz sadece depremden bahsetmiyoruz afet dediğimiz zaman. Hepimiz hem ülkemizde hem de bulunduğumuz coğrafyada, dünyada şahit oluyoruz ki afet dediğimiz şey sadece depremden ibaret değil. Heyelanlar, sel baskınları, yangınlar, terör olayları vesaire, heyelanlar, bir sürü doğa olayı ve insan eliyle yaratılan tehlikeler de afetlere yol açıyor. Dolayısıyla bizim artık yaptığımız binaları sadece depreme dayanıklı yapmamız yetmiyor. Her türlü afete karşı dirençli yapılar, mahalleler, şehirler, bölgeler yaratmamız gerekiyor. Tek başına bir afeti tehlike olarak göz önüne alıp da tasarım yapmak artık şu andaki mühendislik tasarımında yeterli bir kriter olarak göz önüne alınmıyor. Artık dirençlilik dediğimiz yeni konseptler, tasarım konseptleri çıkıyor ortaya. Yaptığınız yapının, bu yapı her türlü yapı olabilir, altyapı olabilir, üst yapı olabilir, elektrik hattı olabilir, kritik tesisler olabilir, nükleer santraller tesisler olabilir. Her türlü tehlikeye karşı dirençli yapılması şart olmaya başladı. Dolayısıyla bu nedenle de biz bu seneki konferansımızın ana temalarından bir tanesini afet risklerinin azaltılmasında yeni içi teknolojiler ve sismik dirençlik olarak belirledik. Bu konuda da özellikle kamu kurum ve kuruluşlarımızdan bu konuda yetkili, oldukça tecrübeli isimleri misafir olarak çağırmaya dikkat ettik. Müsaade ederseniz ben size katılımcılarımızı sırasıyla hem tanıtmak hem de sunumlarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. İlk olarak belki bakanlıktan misafirimiz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Afet Koordinasyon Daire Başkanımız Sayın Yusuf Sertaç Teksin'i davet etmek istiyoruz. Sertaç Bey ile ilgili kısa bir bilgi de vermek isteriz burada. Sertaç Bey 1996 yılında Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olduktan sonra bir süre özel sektörde çalışmış. 1997'den itibaren de eski adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda, sonra da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kontrol mühendisi, imar denetçi, komisyon üyeliği, hasar tespit şube müdürlüğü yapmış. Halen de Yapım Teknolojileri Daire Başkanlığı şube müdürü olarak görevini sürdürmekte. Bu yaptığı görevleri sırasında kendisi birçok proje kontrolü, güçlendirme projesi, hasar tespit çalışmalarında bulunmuş, hasar tespit eğitimleri vermiş ve yurt dışında birçok eğitime katılmış. Diğer misafirlerimizi de sunumlarını yapmadan önce tanıtmak daha doğru olacaktır sanırım. Sertaç Bey, buyurun lütfen. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız orada bir yanlışlık oldu. Şu an daire başkanı olarak görev yapıyorum. Şube müdürü dediniz. Tamam. Afet Koordinasyon Daire Başkanıyım. Tamam. 4 senedir. Özür dilerim. Evet, ben daire başkanı olarak not almışım. Yanlış söyledim. Estağfurullah. Ertürk Bey'in şeyini söylemişim. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Değerli hazırın, hepinizi öncelikle sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İsmim Yusuf Sertaç Teksin. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nde Afet Koordinasyon Daire Başkanı olarak görev yapıyorum. Buraya gelirken aslında çok daha uzun bir sunumum vardı. Onu da getirmiştim ama sizleri çok fazla bunaltmamak adına irticalen birkaç cümleyle bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmaları anlatmak istiyorum. Şimdi aslında Gebze'nin bende çok farklı da bir anısı var. 99 depreminde ben Ankara'daydım. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda saha mühendisi olarak çalışırken deprem meydana geldi. Tabii tüm ülkeyi derin bir acıya boğdu. Çok büyük bir hasardı. Ben 24 yılı tamamlamak üzereyim. Daha büyük bir afete henüz daha şahit olmadım. İnşallah da olmayız. Çok büyük bir afetti. Gerçekten önemli bir depremdi. İşin enteresan tarafı neden Gebze? Gebze'de biz o zaman TÜBİTAK'ın hala sanıyorum bir tesisi var TÜSİ'de de. Orada konaklamıştık. Yaklaşık 2 ay kadar
her gün Kocaeli ve ilçelerinde, köylerinde her tarafa görev yaptım. Şimdi şöyle bir durum var. İbn Haldun der ya, coğrafya kaderdir. Gerçekten bizim kaderimiz de bu. Bu topraklarda hep böyle afetler, kan, gözyaşı, savaş, hep bunlar olmuş. Bu da bizim sanıyorum makus talihimiz. Ama değerli konuşmacılar ifade ettiler az önce. Buna biraz da biz sebebiyet veriyoruz. Yani işin afet tarafına baktığımız zaman 17 Ağustos öncesi, sonrası hep Türkiye'de böyle bir 5.3-5.6 bile olsa biz yönetici olarak böyle ağzımız yüreğimize geliyor. Allah'ım acaba gene bir şey oldu mu? Bina yıkıldı mı? Aslında baktığınız zaman gelişmiş ülkelerde, teknolojinin iyi uygulandığı ülkelerde bunlar deprem bile değildir. Yani uzmanımız, değerli başkanımız burada. Konu biraz onun uzmanlığı ama ben hani işin yapı tarafına baktığım zaman şöyle bir anım geldi şu an aklıma. 2015-2016 yılında Japonya'da bir eğitime gitmiştik. Shinkansen hızlı treni var, Japonya'ya gidenler bilirler. Tokyo'dan, Kobe'den Tokyo'ya giderken akşam 9-10 saat civarı karanlıktı. Bir anda tren durdu, karanlık, bütün ışıklar söndü. Dedik ne oluyor yani, 500 kilometre hızla giderken bir anda durduk ve oradaki çevirmene sorduk, nedir dedik durum. 9 şiddetinde bir deprem oldu. Tam biz oradayken, Tokyo açıklarında. İnsanlar o kadar rahatlar ki, yani bahsettiğim deprem 9 şiddetinde, büyüklüğünde, özür dilerim. 9 büyüklüğündeki bir depremde bile Japonlar hiç panik yapmadılar. Nerede olmuş, şurada olmuş falan konuşuyorlar. 15 dakika sonra tren tekrar hareket etti. İnanın Tokyo açıklarındaydı deprem ama biz Tokyo'ya girdiğimizde insanlar hala barlarda, affedersiniz, alkol alıyor. İşte insanlar sokaklarda geziyorlar. Çok az bir hasar oluşmuş. Şimdi ben öyle bir depremi Türkiye'de düşünüyorum. Allah korusun. Taş üstünde taş kalmaz diye düşünüyorum. Şimdi tabii bizim bakanlık olarak burada çok büyük yükümüz var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak. AFAD'la sürekli sahada artık iki kardeş gibiyiz. Sürekli işte deprem bitiyor, sel başlıyor. Daha yeni işte Bozkurt'ta, Sinop'ta, işte Manavgat yangınında devamlı sahadaydık. Yani artık personellerimiz de çok yorgun. İşte İzmir depremi, Elazığ depremi ve her depremde, her selde, afette Türkiye'de bir ciddi anlamda bir can kaybı meydana geliyor. Aslında bunların bu büyüklükteki, bu kapsamdaki afetlerde bu kadar aslında can kaybının olmaması lazım. Şimdi tabii burada bakmak, sorumluluk sadece Çevre Şehircilik Bakanlığı ya da AFAD'ın sorumluluğunda değil. Vatandaş olarak bizlerin de, hepimizin birey olarak çok ciddi bir sorumluluğu var. Az önce çok güzel konuşmacı büyüklerimiz anlattılar. Yani işte bir kentsel dönüşüm. Bu işin en olmazsa olmazlarından biridir. Ya biz öyle enteresan şeylerle karşılaşıyoruz ki ben 5 sene kentsel dönüşüm İstanbul üst kurulu üyeliği de yaptım. Bu süreç içinde şimdi hani meslektaşlar bilir. Minimum o dönem, benim görev yaptığım dönemde C20'dir beton basınç dayanımı. Şu anda C25'e yükseltildi. Biz C20'yi bırakın, C10, C8 bile İstanbul'da bulamıyorduk. Yani binaların ortalamaları inanın 5, 4, 6, 7 ve genel ortalaması bu şekilde. İşte İPGB'den değerli katılımcımız var, kendisi de biliyor. Kamu binaların, oradaki okulların güçlendirilmesinde çalıştılar. Tahmin ediyorum o rakamları onlar bizden daha da iyi biliyorlar. Ve Türkiye'nin geneli de bu şekilde. Yani biz burada ne yapmalıyız? Ben gelişmiş ülkelerde şöyle biraz araştırma yaptığımda şunu gördüm. Bir kere yönetmeliklerine uymayan binaları, mesela Japonya en basit örneği. Onlarda yanlış hatırlamıyorsam 1980 yönetmeliği var. 80 yönetmeliğin öncesini ya yıkmışlar ya güçlendirmişler ama muhakkak onları bir disipline etmişler. Bizim de bunu çok hızlı bir şekilde vatandaş, devlet el ele gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa biz her depremde, her afette yine aynı senaryoları yaşamaya devam edeceğiz. Bakanlığımız tabii bu anlamda bir kentsel dönüşüm seferberliği ilan etti. Sayın Bakanımız da bunu defalarca basına açıkladı. Bu konuda gerçekten vatandaşın üstüne çok büyük yükler düşüyor.
Az önce belediye başkanımız çok güzel ifade etti. Şu anda biz bir vatandaşın evine gittiğimizde bu terör tespitte de oldu mesela. Aynı şekilde sellerde, yangınlarda vatandaşa diyoruz ki kardeşim işte bak 7269 sayılı bir afet kapsamında size işte konut vereceğiz. Benim evim 100 metrekare, evet ben diyor 90 metrekare istemem, 80 metrekare istemem. Kaç istiyorsun? 140 metre istiyorum. Senin evin zaten 100 metrekare, nasıl 140 versin devlet sana? Olmaz diyor, devlet yapacak bunu bize diyor. İşte bu mantıkla biz çok fazla bu konuyu çözebilme şansına sahip değiliz. Sizlerin hepimizin üstünde çok büyük bir yük var. Özellikle idarecilerin. Bu konuda vatandaşların çok ciddi anlamda hızlıca bilinçlendirilmesi gerekiyor. Yıllar önce işte bu terör tespitte hiç unutmuyorum. Nusaybin'de bir amca geldi. Bağırıyor, çağırıyor. Benim evim diyor yıkıldı. Patlayıcılar evi yıktı, yaktı falan. Dedim amca ne istiyorsun sen? Ben dedi iki tane evim vardı. Evet ikisi de 100'er metrekareydi. Siz bana dedi 150'şer metrekare iki tane ev vereceksiniz dedi. Benim gelinim çok, kızım çok vesaire. Amca dedim yani öyle bir dünya yok ki. Üstünü borçlanmak zorundasın dedim. Yok dedi ben istemiyorum almıyorum dedi bu evi. O zaman bana ver dedim. Ben kirada yaşıyorum Ankara'da. Bana ver dedim yani sen bunu kabul etmiyorsan bana ver. Ben hiç olmazsa bundan faydalanayım dedim. Baktı şöyle bir. Ya evet aslında olabilir falan demeye başladı. İşte burada bizim sorunumuz şu. Bunun rant kapısı olmaması gerekiyor. Bunun bir güvenlik kapısı olması gerekiyor. Şimdi Çevre Şehircilik Bakanlığı olarak da ben Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nden katılıyorum. Kentsel dönüşüm kapsamında çok ciddi rakamlara sahip değilim ama kentsel dönüşümün de bayağı teşkilatlı bir şekilde 81 ilimizde nasıl yürütüldüğünü iyi kötü biliyorum. Bu kapsamda biliyorsunuz bir binada bir kişinin bile bir kentsel dönüşüm firmasına il müdürlüğümüz aracılığında ulaşıp binanın riskli ilan edilmesi durumunda bina komple zaten ona biz pimi çekilmiş bomba diyoruz. Yani riskli ilan edildiği anda zaten binanın boşaltılması veya da güçlendirilmesi, yıkılması ya da güçlendirilmesi gerekiyor. Binalarınızı lütfen bu anlamda bu gözle bakın. Şimdi tabii hep sahadayız. Mesela şu son 3 yıl içinde şöyle söyleyeyim. 2 milyona yakın bina inceledik. Yani kendi daire başkanlığımın koordinasyonunda AFAD'la birlikte yürütüyoruz bu çalışmaları. Ve 3 milyondan daha fazla da bağımsız bölüme tekabül ediyor bu. Bizim sahada tabii bütün bu işleri yaparken teknolojik olarak hani konferansın da gündemine yakın olsun diye anlatıyorum. Değişik teknolojileri de uyguluyoruz. Mesela bizim hasar tespitin bir yapılma süreci var. Bir hasar tespitten sonra mesela çok ciddi üst seviye cihazlarla binaların tespitleri var. Bunların mesela arama kurtarma binaların yanındaki diğer binaların yıkılıp yıkılmama risklerini yani çok üst donanımlı cihazlarla işte Total Station, Multi Station, Georadar gibi birçok cihazla biz bu binalarımızı ve çevresini sürekli zaten gözlemlemekteyiz. 17 Ağustos döneminde yine ben Sakarya'da şunu hiç unutmuyorum. Bize birer tane böyle Vicks dağıttılar. Bilirsiniz bu çocuklara falan ayaklara sürülür vesaire yumuşatmak için vücudu. Bu Vicks ne işe yarayacak dedik. Dediler ki sahaya gittiğinizde anlarsınız. Sahaya bir girdik affedersiniz o ceset kokusu dünyanın en kötü kokusuymuş. Ben o zaman ilk defa o zaman tanıştım. Dedim Allah'ım bu nedir dedim. Yani buralara burnumuzun diplerine sokuyorduk o Vicks'leri. Maskeyi kapatıyorduk ki maskeyle de o zaman tanıştım. Bu şartlarda çalıştık. Biz artık bu şekilde çalışmak istemiyoruz. Biz vatandaşlarımızı, insanımızı, ya hatta dünyanın hiçbir yerinde insanları bu şekilde kaybetmek istemiyoruz. Bir gözümüzün önünde işte AFAD'la bizim bu konuda çok tecrübemiz var. Yani kusura bakmasın diğer panelistlerimiz. O kadar çok tecrübelerimiz var ki geçen sene işte Elazığ'da gözümün önünde bebeği çıkardılar. Anneyi çıkardılar, kocasını kurtardılar gibi. İşte selde en basit Yeni Bozkurt'ta yani o başka bir vehamet. Yangın ayrı bir vehamet. Biz artık bunları gerçekten görmek istemiyoruz bakanlık olarak. Bizim bir an önce bunları engelleyebilmemiz, bunları minimize etmemiz için bir kere elimizdeki bu stoklarımızın dayanıksız olan bina stoklarımızın bir kere elden geçmesi gerekiyor. Şimdi tabii burada
biz teknike, yani bakanlık olarak bizlere düşen görevin yanında teknik personellere de çok ciddi bir yük var. Yani bunun çok güzel demin ifade etti bir konuşmacımız, kontrol mekanizması nasıl olmalı? Eğer arkadaşlarımız müsaade ederlerse bir videomuz var. Ben size bu beton, yani yapı denetim sistemindeki hazır beton uygulamasına dair bir videomuz var. Önce onu bir arkadaşlarımız yansıya verirlerse çok memnun olacağım. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapı sektöründeki 100 yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimiyle Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yazılım ve güvenlik sektöründeki yeteneği birleştirilerek ülke genelinde betonun denetimi için elektronik beton izleme sistemi geliştirilmiştir. Bu sistemle betonun inşaat sahasına gelişi, denetimi, numune alınması, alınan numunelerin inşaat mahallinde saklanması ve laboratuvar koşullarında deneyinin yapılmasıyla sonuçların bakanlığa aktarılması süreçleri RFID teknolojisine sahip çiple izlenmektedir. Bakanlıkça betonun süreçlerinin takibi için İlk aşamada tüm beton mikserleri kimliklendirilmiş ve irsaliyelerde barkod sistemine geçilmiştir. Numunelerin içerisine RFID çipler yerleştirilerek mobil yazılım üzerinden mikserlerle çipler eşleştirilir. Sistem tarafından otomatik olarak kişilerin konumlarıyla inşaat mahalli anlık eşleştirilerek kişilerin doğru konumda, doğru zamanda olup olmadıkları denetlenir. Numuneler standartlara uygun saklama kutularında muhafaza edilir. Bu sisteme sadece vatandaşlık numarası ve şifre ile giriş yapılır. Böylece işlemlerin tüm aşamaları elektronik veri olarak depolanır. Tüm bu süreçler anlık olarak EBİS Kontrol Merkezi tarafından takip edilir. Çıkış zamanı gelen numuneler sistem üzerinden onaylanarak şantiye mahallinden alınır, laboratuvara getirilir. Laboratuvardaki tüm müdahaleler deney sonuçlarını etkileyeceğinden ısı ve nem değerleri sensörler tarafından anlık okunur ve bakanlığa gönderilir. Değerler standartların dışına çıktığında sistem uyarı verir. Deney günü gelen numuneler sadece yetkili kişi tarafından kırılabilir. Türkiye'nin herhangi bir yerinde kırım testi başladığında EBİS otomatik olarak izlemeye geçer ve kırım sonuçlarını kontrol eder. Elektronik beton izleme sistemiyle betonun üreticisine, sınıfına, kullanıldığı inşaata, denetleyen mühendisine ve inşaatta kullanımına ait pek çok veri depolanarak özel tasarlanan cihazla herhangi bir müdahale olmadan oluşturulan deney raporları kontrol edilir. Standardın dışında olduğu belirlenen inşaatlar denetim görevlilerince durdurulur. Böylece zamandan ve insan gücünden tasarruf edilerek betondaki kayıp ve kaçak oranları en aza indirilir. Yaşanabilir çevre, afetlere hazır, kimlikli ve akıllı şehirler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Evet, şimdi bundan 2 ya da 3 sene önceydi.
bu proje gündemdeydi artık, hani yani derler ya, eli kulağındaydı artık, yönetmelikleri hazırlanıyordu vesaire, detayları çalışılıyordu. Bu arada bu konuda bize paydaşlarımızdan Aselsan'a çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Bize çok büyük destekler veriyorlar, hala da veriyorlar. Biz bu İzmir'de bir inşaat mühendisi odasının bir hasar tespit eğitiminde davet ettiler. Ben de hasar tespit eğitimi verdim. Bu konu gündeme geldi. Arkadaşlar duymuşlar, sahadaki mühendis arkadaşlar. Böyle bir şeye ne gerek vardı? Ya, o kadar büyük tepki aldık ki önce. Dedim ki ya şimdi biz bizeyiz dedim. Yani bu iş bizim insanımız için yapıldı. Eğer ki bizim kontrol mekanizmamız sahada, biz bakanlık olarak böyle bir şeye mecbur kalmasak, düzgün ilerlese zaten biz böyle bir şey yapmayız ki. Yani sonuçta bu biraz tecrübe, bu biraz ahlak meselesi, bu biraz işine olan saygı meselesi. Ya bizi buna mecbur bıraktınız dedim yani. Gerçekten biz buna mecbur bırakıldık ama gerçek çok ciddi bir zihni sinir bir projedir. Yani biraz detaylarına çok da girmedik ama az önce yine konuşmacılarımızdan bir beyefendi dedi ya, sahada yapı denetim sistemine tabi binalarımız ne durumda? Yani özellikle depremlerde. Biz şu ana kadar şu son 5-6 yılda belki de 10 yıldaki hiçbir depremde yapı denetim sistemine tabi bir binanın yıkıldığını, hatta ağır hasar aldığını bile görmedik. Yani böyle bir başarı yüzdemiz var ve bundan çok memnunuz. Ki 2020'nin başlarında, 2001'in başında başladı. Önce 18 ildi, sonra yayıldı vesaire. Buna rağmen yapı denetim sisteminin bu uygulamalarına tabi olmadan bile üretilen binalarda şu ana kadar bir ağır hasarlı binamız bile olmadı. Ya aslında buradaki en önemli katkı bir kere hazır betonun yaygınlaşmış olmasıdır. Ben bunu çok iyi biliyorum. İşte donatı sınıfının farklılaşması, düz demirin kullanılması vesaire gibi. Ben diğer panelist arkadaşlarımızın sürelerini çok çalmak istemiyorum. Öncelikle bu programı düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sertaç Bey, çok teşekkür ederiz. Tabi bu EBİS sistemiyle ilgili eminim panelimiz, konuşmacılarımız konuşmalarını tamamladığında soru gelecektir. Çünkü hakikaten dediğiniz gibi bizim insanımız için geliştirilmiş bir sistem. Bizim insanımız da her türlü zorluğa karşı kendisi başka çözümler bulabilir. Biz de zaman zaman duyuyoruz. Sizin de mutlaka bu konuda tecrübeniz vardır. Onları duymak isteriz açıkçası. Çok teşekkür ederiz sunumunuz için. Çok sağ olun. İkinci konuşmacımız hepimizin çok yakından tanıdığı, aslında deprem konusunda araştırma yapan, özellikle herkesin çok yakından tanıdığı Sayın Doktor Murat Nurlu. Hepimiz tanıyoruz ama ben kendisi hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum sunumunu yapmadan önce. Kendisi 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra aynı bölümde araştırma görevlisi olarak Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda görev yapmış. Afet yönetimi ve deprem araştırmaları konusunda uzun yıllar araştırma, proje ve işbirliklerinde görev yaptı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde Ankara'da 1992-2009 yılları arasında mühendis olarak çalıştı. Daha sonra gene eski adıyla Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı'nda Laboratuvarlar Şube Müdürlüğü bünyesinde Jeoloji Mühendisi ve Şube Müdürü olarak görev yaptıktan sonra AFAD Başkanlığı'nın kurulmasıyla birlikte daire başkanı olarak AFAD'da görev yapıyor. Hepimizin çok yakından bildiği şekilde. Katıldığı bir sürü çalışma var tabii ki ama çok kısaca birkaç tanesini saymak isterim burada. Özellikle 92 Erzincan depremi, 95 Dinar depremi, 98 Adana Ceyhan depremi, 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, 99 Düzce depremi ve sonrasındaki
ve 2002 Afyon depreminin sonrasındaki arazi çalışmalarında afetler artık başka yollardan da gelmeye başladı biliyorsunuz, heyelanlar ve taşkınlar. 2002 senesindeki Rize heyelanları ve taşkınları sonrasındaki arazi çalışmasında, 2005 Karlova-Bingöl depreminde, 2008 Balıkesir depreminde, 2011 Simav depremi, 2011 Van depremi, 2020 Elazığ-Sivrice depremi ve 2020 Sisam depremlerinde araç çalışmalarında bulunan çok tecrübeli bir isim. Çok fazla sayıda afet gözlemleri çalışmalarında bulundu ve halen de afet yönetimi, deprem araştırmaları konularında çalışmalarına devam ediyor. Kendisini dinlemekten büyük bir zevk alacağız. Buyurun Sayın Doktorlar. Buyurun lütfen. Sayın Rektörüm, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Belediye Başkanlığım, Kaymakamım, Sayın Başkanım, çok değerli katılımcılar, deprem, AFAD Deprem Dairesi Başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aslında bugün 13 Ekim, Dünya Afet Zararlarının Azaltılması Günü, böyle güzel bir günde 6. Uluslararası Deprem Mühendisi ve Sismoloji Konferansı'nın yapılması, siz değerli katılımcıların, bilim adamlarının katkı sağlaması bizler için çok önemli. Burada panelistlerimiz Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan, Proje Uygulama Biriminden, Aselsan'dan gelen çok değerli dostlarımın bilgilerini sizlere aktarması, bizlerle paylaşması. Özellikle demek isterim ki organizasyon komitesine çok çok teşekkürler. Ben sizlere müsaadenizle deprem gerçeğinden birazcık her ne kadar bilseniz de bahsedip afet zararlarının azaltılmasında yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi arz edeceğim. Evet, sunumum içeriği bu şekilde olacak. Bu tarihi bir fotoğraf. 1970 yılında Gediz depreminde Cumhurbaşkanımız Celal Gülser ve heyeti Gediz bölgesini dolaşmaktalar. Türkiye'nin deprem aktivitesine baktığımız zaman 1980-2020 yılları arasında EMDAT veri tabanına göre depremler birinci sırada %36.36'lık bir oranla. Ondan sonra seller, heyelan, toprak kayması, orman yangını, son zamanlarda iklim değişikliklerinden dolayı da meteorolojik kökenli afetler birazcık daha ön planlara çıkmaya başlıyor. Bu Türkiye'de depremlere neden olan bizim diri fay dediğimiz çok genel anlamdaki fay hatlarımız. Bu faylar üzerinde her zaman deprem beklenir. Solda görmüş olduğunuz solda görmüş olduğunuz harita MİT'a Genel Müdürlüğümüzün Türkiye Diri Fay haritası. Sağdaki de şu ana kadar yaşanmış 6'dan büyük depremlerin dağılımı. Bu fay haritasıyla bir paralellik sağlıyor. Altta görmüş olduğunuzda ailesel dönemdeki hasar ve can kaybına neden olan depremlerimiz. En büyük deprem 39 Erzincan depremi. Büyük bir çoğunluğumuzun yaşadığı, bulunduğumuz mevkide meydana gelen de 1999 Marmara depremi 7.6 büyüklüğünde. İstatistik, yalan söyler, doğru söyler bilmem ama 1900'den 2020 yılına kadar depremleri değerlendirdiğimiz zaman 13.687 adet hasar yapan, yani 4'ten büyük depremler var. 240 tanesi bunların can ve mal kaybına neden olmuş. Yaklaşık 86.456 vatandaşımızı kaybetmişiz. Önemli bir rakam, 603.131 binamız da yıkılmış, hasar görmüş. Hemen geçen seneye bir bakalım. 33.821 adet deprem meydana gelmiş sadece bir sene içinde. Geçen sene gerçekten deprem konusunda, deprem açısından çok aktifti. İşte Ocak ayında Manisa ile başladı. Ondan sonra hemen Elazığ tarafına sıçradı. Türkiye
33.821 adet depremi yaşadı geçen sene. Sabah baktım, şu anki sayımız 20.000'e yaklaşmak üzere. Bu seneki nazar değmesin ama hani bu sene daha az bir deprem aktivitesi yaşıyoruz. Bu sene diğer afetler birazcık daha ön plana çıkmaya başladı. Konu önemli, zarar azaltma mı, risk azaltma mı? Buna bir karar vermemiz lazım. İki kavram aslında birbirinden farklı. Risk azaltmayı kullanmak sanki daha mantıklı olacak gibi geliyor. Afet zararlarının azaltılması kavramında planlama, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamaları var. Afet yönetiminde bu aşamaların birçok alt kırımlarından oluşmakta. Ben hızlı hareket etmek istiyorum. Ülkemizin, burada duayen hocalarım da var görüyorum, ilk ve tek şu ana kadar diyelim strateji, deprem strateji planı, ulusal deprem stratejisi ve eylem planı 2012 yılında başladık, 2023 yılında bitecek. Şu anki başarı oranımız yaklaşık %60. 2 senemiz kaldı. Tahmin ediyorum %96'larda bitireceğiz. 87 eylemden yaklaşık 81 eylemi tamamlayacağız. Bunlar ne diye bakacak olursak çok önemli çalışmalar yapıldı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenlerle hep beraber ortaklaşa olarak çok çok önemli çalışmalar. Türkiye deprem tehlike haritası üretildi. Zorunlu deprem sigortası güncellendi. Bina deprem yönetmeliği çıkartıldı. Sismoteknik harita yayınlandı. AFAD yapmadı. Hep beraber yaptık bunları. İlgili kurumlar yaptı. Hastane afet ve acil durum planları hazırlandı. AFAD gönüllülük projesi başlatıldı. Türkiye Deniz Seviyesi Gözlem Ağı ve İzleme Sistemi Harita Genel Müdürlüğümüz tarafından bunlar devreye alındı. Çok çok kıymetli çalışmalar. Gelelim teknoloji kısmına. Deprem zararlarının azaltılmasında dünya geneline baktığımız zaman yenilikçi teknolojiler aslında 3 bölümde değerlendirilmekte. Ben deprem açısından bunu değerlendiriyorum. Siz deprem yerine diğer afetleri de koyabilirsiniz. Mantık aynı. Bir, gözlem sistemi. İkincisi, bu gözlemlerden elde ettiğiniz verileri analiz yapma. Üçüncüsü de bunların bir arada olduğu bilgi sistemi. Olmazsa olmaz da artık günümüzün, çağımızın teknolojisi yapay zeka. Yapay zekayı biz bütün kurumlar, bütün paydaşlarımız mutlak çalışmalarımızda bir yere koyacağız. Bu görmüş olduğunuz şekil sadece deprem açısından değerlendirildiği zaman. Hani AFAD Başkanlığı'nda ne yapılıyor konusuna gelince bu teknoloji gelişimlerde. Gözlem sistemlerimiz var. Biraz sonra çok kısa anlatacağım. Hızlı bir şekilde de hareket etmek zorundayım. Gözlem sistemleri, gözlem sistemlerinden elde ettiğimiz verilerle oluşturduğumuz yönetmelikler, izleme sistemleri ve sonuçta AFAD Başkanlığı'nda çok iyi bildiğiniz gibi kriz yönetiminde de rolü olduğu için kriz yönetimine aktardığı bilgiler. Türkiye Deprem Gözlem Ağı, övünerek söylüyorum ki 1111 adetle şu anda Avrupa'nın ikinci sırasında bir gözlem ağına sahibiz. Herkesten Allah razı olsun, herkes bir emek koymuş bu şebekenin oluşturulmasında. Hala da koyulmakta. Hız ölçerlerimizin sayısı 305, ivme ölçerlerimizin sayısı yaklaşık 800 ve derin kuyu dediğimizde diğer istasyonlarda 7 adet olmak üzere 7 gün 24 saat süreyle bu gözlem ağını çalıştırıyoruz. Gözlem ağındaki olaylar tabii ki bildiğiniz gibi bir bilişim ağı çerçevesinde gerçekleşiyor. Buradan almış olduğumuz verilerin en son AFAD'ın kriz yönetiminin işine yarayacak şekilde iş akış şemasını ekranda görmekteyiz. Sağ tarafta gerçek zamanlı veri paylaştığımız diğer ülkeler ve organizasyonlar var. Çok kısaca bakacak olursak şu ana kadarki ivme kayıtlarımız 86 bin, yaklaşık 86 bine yakın ivme kaydımız var. 304 bin dosya şu anda TADAS sisteminde mevcut vaziyette. 26 bin kullanıcısı var bu ivme sisteminin.
Deprem gözlem istasyonlarımızın çalışma oranı %85. Önemli bir oran bu. Yaklaşık şu ana kadar da gözlem alanında depolanan veri miktarı 2.2 terabayt boyutunda. Derinkuyu sismometre ayla başlıyorum. Çok yakınımızda, adalarda, hemen karşı tarafta. Yerin 300 metre altına 75 metrede bir istasyon cihaz koyarak izlediğimiz, Marmara bölgesini daha detaylı izlediğimiz 7 istasyonumuz var. Almanlarla birlikte ortaklaşa bir çalışmamız. AFAD RED programımız var. Çok değerli hocamızın katkısıyla, Yasin Faraş hocamızın katkısıyla geliştirdiğimiz bir izleme sistemi, otomatik deprem verisini okuyor. Mevcut veri tabanına göre, varsayımlara göre size bir hasar ve can kaybı tahmini yapıyor. Tahmin programı, ama başarı oranı oldukça yüksek. Burada yine hangi tür sonuçları elde ediyoruz bu teknolojik programla? İletim hatları var, kritik tesisler var, ulaşım sistemlerinde kullanılabilirlik yüzdesini biz depremden hemen 2 dakika sonra, deprem tabii hasar yapacak, deprem meydana geldikten hemen 2 dakika sonra yöneticilerimizin önüne koyabiliyoruz. Başka ne işe yarıyor? İllerimizi afetlere hazırlıyoruz. Afetleri hazırlarken de senaryo çalışmaları olarak yine bu AFAD RES sistemini kullanmaktayız. Çok iyi bildiğiniz gibi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 yılında tekrar yenilendi. Şu anda da mevcut yönetmeliğimizi yine çok değerli hocalarımızın katkılarıyla sürdürülebilir halde güncelleme çalışmaları yapılıyor. Komisyon kurdu, çalışmalarına devam ediyor. Türkiye Deprem Tehlike Haritası var. O da benzer şekilde 2018 yılında yürürlüğe girdi. Şu anda E-Devlet üzerinden Türkiye Deprem Tehlike Haritası da hizmet vermekte. Akademisyenlerimizi desteklediğimiz Ulusal Deprem Araştırma Programı var. Çağrılı ve güdümlü proje olmak üzere 2 çeşit desteğimiz söz konusu. Artık akademik camiaya, bilim dünyasına giren TR dizinde endekslenebilen Dergi Park üzerinden Türk Deprem Araştırma Dergisi de yayın hayatına 2 sene önce başlamış durumda. Çok önemli bir teknolojik gelişme yine iki değerli danışman hocamız Serdar Soyuz ve Oğuz Cem Çelik hocalarımızın danışmanlığında yapı sağlığı izleme sistemleri. Bununla ilgili yine çalışma grupları oluşturuldu. Özel sektörümüzde bir arada deprem yönetmeliğinde katkısıyla biz bu sistemi de kurmaya başladık. Büyük bir şans, İzmir Sisan depremi olmadan önce İzmir'de Mistral, sol tarafta görmüş olduğunuz bina, yaklaşık 48 katlı bir bina. Sistemi buraya kurmuştuk. Ozan Cem Çelik hocamız bu sistemi takip etmekte. Görmüş olduğunuz ivme değerleri, ötelenme miktarlarını yakaladık. Maksimum yer değiştirme 48. katta 16 santim olarak saptandı. Ve 0.28 G'lik bir ivme değeri. Maksimum ivme değerini elde ettik. Zeminde de 0.11 G'lik bir ivme değeri. Üst tarafta da bu hareketi görmekteyiz. Bir başka teknolojik çalışma, AFAD Türkiye Deprem Veri Merkez Sistemi. Akademisyen, üniversitelerimiz, özel sektörümüz, belediyelerimizin ortaklaşa işletmiş olduğu tüm deprem istasyonlarının verileri tüm kullanıcılara açık. Yine TADAS, Türkiye İME Veri Tabanı ve Analiz Sistemi, depremden hemen sonra ulaşabileceğiniz, deprem öncesi de dahil olmak üzere verilerini kullanabileceğiniz bir sistem. Sonuçta bizim bütün bu çabalarımız, siz değerli akademisyenler, kullanıcıların deprem zararlarının veyahut da afet zararlarının azaltılması amacıyla yapacağınız çalışmalar içindir. Erken uyarı sistemleri konusunda çalışmayı başlattık. Her ne kadar ülkemizde erken uyarı sistemleri biraz zor olsa da Gebze Teknik Üniversitemiz, Devlet Demiryolları ve AFAD'ın ortaklığında şu anda Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren
hattı için sistem kurulacak. Bunun geliştirilmesini biz teknik üniversitemiz ve devlet demiryolları ile birlikte yapacağız. Bir başka önemli çalışma Bursa'nın doğalgaz acil müdahale sistemi. Bunda da Kocaeli Üniversitemiz değerli hocalarıyla birlikte Bursa Doğalgaz'la birlikte bu çalışmayı yapmaktayız. Hatta önümüzdeki sene de bitirmiş olacağız. Evet, çok değerli katılımcılar bahsetti. Akıllı Şehirler Projesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi ortaklığıyla artık yaptığımız bu çalışmalar biraz da topluma odaklanmalı, kişiye dokunmalı diye düşünüyoruz. Belediyemiz ve üniversitemizle birlikte Kocaeli için bir akıllı şehirler projesini şu anda gerçekleştiriyoruz. Sadece bu değil, depremlerin önceden tahmini konusunda da yurt dışı ile ilişkili ionosfer gözlemleri çalışmalarımız var. Değişik bir konu, navigasyon GPS cihazlarından hareket ederek deprem belirlemesiyle ilgili analiz sistemini kurduk. Burada Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün ülke genelinde yaygın TUSAKA aktif istasyonlarını kullanıyoruz. Biz de yine GPS istasyonları kurmaktayız. Bilgi sistemi deyince teknolojik açıdan şekilde görmüş olduğunuz gibi hız ölçerler, iğme ölçer, küresel konumlama, yapı sağlığı izleme sistemleri, derin kuyu istasyonlarından alınan veriler, yine yapmış olduğumuz deprem konumlama ve analiz sistemi, iğme analiz sistemi, yer değiştirme analiz sistemi, hasar kayıp tahmin sistemi ile bilgilendirme modülü, yani benim arazide çalışacak olan arama kurtarma teknisyeni, AFAD'ın diğer personelleri için ihtiyaç olan bilgileri üretiyor. Bu kriz yönetiminde, acil müdahale sistemlerinde, erken uyarı sistemlerinde önemli bir çalışma. Sadece karalar değil, denizler de önemli. Hele ki son yıllarda Ege bölgesinde yaşanan deprem aktiviteleri. Bizdeki en büyük sıkıntı şu değerli katılımcılar, denizlerimizi karalar kadar çok iyi tanımıyoruz maalesef. Marmara'da deprem olacak, İstanbul etkilenecek diyoruz ama hani hangi fayın üzerinde, nerede olacak? Çok değerli akademisyenlerimizin farklı görüşleri var. Çok iyi tanımadığımız için maalesef Ege bölgesi de benzer şekilde işte Girit Adası tarafında bir yoğunlaşma var ama hani o fay nereye gidiyor? Kuşadası'na mı gidiyor, Muğla'ya mı gidiyor, Bodrum'a mı gidiyor? O denize çok iyi şey yapamamışız, çalışamamışız. İnşallah çalışmaya başladık hani burada. TEPA'nın, MEYTA'nın, TÜBİTAK'ın, 9 Eylül Üniversitesi'nin gemileri var. O gemilerle inşallah bu çalışmaları da tamamlarız. Denizlerimizi de biliriz. Çünkü işte biliyorsunuz geçen senelerde meydana gelen denizdeki depremler, tsunami gibi bir olayı da bizlere hatırlattı ki ülkemizde eski zamanlarda çok tsunami örnekleri var. Çok hızlı şekilde hemen bir iki slaytlandı. Aselsan'ın inşallah bir ortak proje başlatacağız. Fiber optik kabloyla deprem tayini. Çok modern, çok değişik, çok önemli bir ARGE çalışması. Kentsel sismik dirençlilik çalışmalarımız var. Tarihi yapıları unutmuyoruz. Bununla ilgili Kapalı Çarşı, günde yaklaşık 150-200 bin vatandaşın ziyaret ettiği bir çarşı. Projeyi başlattık Kocaeli Üniversitemizin ve diğer üniversitelerin katılımıyla. Bir deprem anında oradaki o 150-200 bin kişinin acil tahliyesiyle ilgili bir plan yok aslında. Buna destek olmak amacıyla bu çalışmayı da başlattık. Yine mevcutta deprem değerlendirme sistemleri var. Bunu analiz sistemine değiştiriyoruz. Ve yine zemin özellikleri, zemin diyoruz her zaman. Yapılarımız, konuşmacılarımız bahsetti. Gerçekten şey, eski yapılarımız çürük diyelim. Başka bir şey demeye gerek yok. Çürük yani eski yapıların değişmesi gerekiyor. Kentsel dönüşüm olur, başka bir şey olur.
Ama bunlar hazır bir bomba gibi maalesef kucağımızda duruyor. Bunların değişmesi lazım. Bu binalarla ilgili de zemini çok iyi bilinmesi gerekiyor. Zemin özelliklerinin, deprem hasar ilişkilerinin incelenmesi gerekiyor. İlginiz için teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Sayın Doktor Murat Nurlu'ya bu güzel sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten AFAD son yıllarda çok önemli projelere imza attı. Bizler de akademisyenler olarak bu çalışmaların içinde bir yerlerde bulunuyoruz. Eminim ki bu konuda panel sonrasında tartışma imkanı da olacaktır, katkı koyma imkanı olacaktır. Bir sonraki konuşmacımız panelde gene hepimizin çok yakından tanıdığı bir isim aslında. Özellikle İstanbul ve civarında oturan hepimiz İstanbul'da yapılan 1999 Kocaeli depremi sonrasındaki özellikle okullarda yapılan güçlendirme çalışmalarını çok yakından takip ettik. Konuğumuz Sayın Kazım Gökhan Elgin. Sayın Elgin 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1998 ve 2000 yılları arasında yabancı bir şirkette Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir projede inşaat mühendisi olarak görev aldı ve bu görevde İstanbul'daki ve İzmir'deki devlet hastanelerinin güçlendirme projelerinin hazırlanmasından sorumlu mühendis olarak çalıştı uzun yıllar. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek ihtisasını tamamladı Sayın Elgin ve Gebze Teknik Üniversitesi'nde de doktorasına başladı ama doktorası sanırım bir takım bu yoğun çalışma temposundan dolayı yarıda kaldı. Umarız bizim üniversitemizde bu sahip olduğu tecrübesiyle doktorasını bitirme imkanı da bulur önümüzdeki yıllarda. 2000 yılında Başbakanlık Proje Uygulama Biriminin Marmara Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi'nde de koordinatör olarak göreve başladı. 2006 yılından bu yana Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası, Alman Kalkınma Ajansı, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve Eko Ticaret ve Kalkınma Bankası ile yapılan ikrazlarla finanse edilen yaklaşık 2,5 milyar euro bütçeli İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'nde İSMEP olarak bildiğimiz kurucu direktör olarak görev yapıyor kendisi. Özellikle uluslararası organizasyonlara kendi sık sık bu bilgi birikimini aktarmak için konuşmacı olarak katılıyor. Bunun yanı sıra hem ulusal hem de uluslararası medya organizasyonlarında yer alan Ergin'in aynı zamanda 2012'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu bilgi birikimini aktarmak üzere yaptığı bir konuşması da var. Ben de ilgiyle izledim o konuşmasını. Çok teşekkür ediyorum kendisine panelimize katıldığı için ve konuşmasını yapmak üzere kendisini davet ediyorum. Buyurun. Sayın Bülent Hocam çok teşekkür ederim. Ben de Sayın Rektörüme, Sayın Kaymakamıma, değerli protokol üyelerine, Sayın Hocalarıma, öğrencilere öncelikle saygılarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Bu panele de beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. 6. Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Kongresi'nin konferansında hayırlara vesile olmasını, sonuçlarında güzel çıktılarıyla beraber hem bilim dünyasına hem de biz uygulamacılara ışık tutmasını umut ediyorum. Ben 98 yılında mezun olduktan sonra inşaat mühendisi olarak hep afet projelerinde, risk azaltma projelerinde bulundum. Ve 2006 yılında kurucu direktörü olduğum İstanbul Vali İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen kısa adıyla İSME projesini uyguluyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Tabii bu proje dünyaca da çok bilinen, dediğimiz gibi yaklaşık 2,5 milyar euro ile İstanbul'un deprem risklerini azaltmaya dönük ve genellikle de kamu alanında yapılabilecekleri önceliklendiren bir proje. Projemizin 3 tane ana bileşeni var. Birinci bileşende özellikle İstanbul AFAD'ın ki biz 2006'da kurulduğumuzda aslında AFAD teşkilatı kurulmamıştı henüz. Afet Yönetim Merkezi olarak vardı.
Oranın oradan başlayarak oranın kurumsal kapasitesinin artırılması, özellikle işte bizim hem Akfırat'ta hem de Astal'da iki tane komuta kontrol merkezimiz var. Onların inşası, donanımı, hem IT altyapısı ve diğer haberleşme altyapılarıyla beraber onun teslimi. Aynı zamanda ilk müdahaleci kurumlar olan yine İstanbul Afat Arama Kurtarma Birliği ve UMKE'ye araç gereç ekipman temini, bunlarda da işte arama kurtarma araçları, off-road araçlar, ambulanslar, haberleşme araçları, ekipmanları, KBRN araçları gibi birçok araç gereç ekipmanı teslim ettik bu kurumlara. Ayrıca yine İstanbul'da bir haberleşme sıkıntısı da vardı. Özellikle analog telsizlerimizin bizim hem kapasitesi hem de kapsama alanında yetersizlik vardı. Yaptığımız yatırımlarla hem kapsama alanında hem kapasitede ciddi iyileştirmelere gittik. Ayrıca kurduğumuz mikrodalga linkler, uydu haberleşme sistemleri ve fiber optikle beraber 4 tane farklı haberleşme altyapısı şu an İstanbul'da var. Ayrıca bu bileşen kapsamında yine eğitim materyalleri hazırlandı. Bireyler, aileler, iş yerleri, hastaneler, okullar gibi çeşitli alanlarda özelleştirilen eğitim materyalleri ve bunların İstanbul'da uygulamalarını yine AFAD'la beraber yürütüyoruz. Bir diğer bileşenimiz ise yine pilot belediyelerle imar mevzuatına ilişkin bunu daha nasıl etkinleştirebiliriz? İşte dijital arşiv sisteminden tutun, bütün sistemi dijital hale getirerek artık özellikle Pendik ve Bağcılar Belediyesi'nde kağıt işi olmadan bütün imar süreçlerini artık dijital olarak bu belediyeler yapıyor. Ve burada da yine call center'lar kurularak halkın şikayetleri veya halktan gelen talepler de burada alınarak bu sistemin iyileştirilmesi yapıldı ve diğer belediyelere de örnek oldu. Kültürel tarihi mirasta da İstanbul'da 26 kompleks 176 binada Kültür Bakanlığı'na bağlı bir envanter çalışması yaptık. Çoklu afet risklerine karşı bu binalar az riskli mi, çok riskli mi, orta riskli mi diye bir envanter çalışması yaptıktan sonra 3 tane proje içinde güçlendirme, restorasyon ve restitüsyon projesi birlikte yapıldı. Bunlar Aya İrini Arkeoloji Müzesi ve Mecidiye Köşkü oldu. Mecidiye Köşkü'nün güçlendirme ve restorasyon projesi bitti. Arkeoloji Müzesi ise blok blok güçlendirme, restorasyon işi devam ediyor. Birinci bloğu bitti, hizmete sokuldu. Şu an ikinci bloğu yine güçlendirme ve restorasyon işi devam ediyor. Biz kültürel tarihi mirasla çalışırken şunu gördük hocam. Çok büyük bir eksiklik olduğunu, işte Anıtlar Kurulu'na gidiyorsunuz, bir yapının güçlendirmesini veya restorasyonunu talep ediyorsunuz ama bir mevzuat, kitapçık veya kılavuz yok. Dolayısıyla biz de bunu çok önemsedik. Yıldız Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler İKOMOS'la beraber bir uluslararası panel düzenleyerek, o panelin sonucunda da 300 akademisyenimizin yine ve uzmanın imzasını da alarak kültürel tarihi miras kapsamında İtalyan şartnamesini de kendimize örnek aldık. Onu öncelikle Türkçe'ye çevirdik ve sonra da yerelleştirdik bizim tarihi binalara göre. Ve Türkiye'nin ilk depremlere karşı tarihi binaların nasıl ele alınacağı kılavuzu ortaya çıktı. Bunu da Kültür Bakanlığı'na biz teslim ettik. İnşallah bunda yaygınlaştırılması ileriki yıllarda eğitimlerle yapılacak. Bunlar bizim İSMEP'te diğer iki bileşenimiz ama en büyük bileşenimiz ve bütçe olarak da en büyük pay ayırdığımız kısım kamu binalarının özellikle okullar başta olmak üzere hastaneler, sosyal hizmet binaları, idari binalar ve yurtların güçlendirilmesi. Eğer güçlendirme çok maliyetliyse bundan da kastımız eğer güçlendirme maliyeti yeniden yapım maliyetinin %40'ını aşıyorsa yıkım yeniden yapım faaliyetleri yapıyoruz. Peki bu kapsamda bugüne kadar ne yaptık? Biz işte 1231 kamu kampüsünde 1513 tane binamızı ya güçlendirdik ya yeniden yaptık. Bugüne kadar biz 720 okulumuzun güçlendirmesini 2006'dan bu yana tamamladık. Şu an 18 tane güçlendirme işimizin de şantiyesi, inşaatı bir fiil devam ediyor. Ayrıca 297 okulumuzun da yeniden yapımını yapıp eğitim camiasını teslim ettik. 58 okulumuzun da yıkılarak yeniden yapım işi şu an inşaat olarak İstanbul'da devam ediyor. Dolayısıyla bu işler hakikaten çok büyük ve hep bize gelen soru şu.
Bu kadar şantiyeyi veya bu kadar işi nasıl kontrol ediyorsunuz veya nasıl yapabiliyorsunuz? Biz bir proje yönetim ofisiyiz aslında. Toplam benle beraber personel sayımız 41. Biz aslında iş bazlı müşavirlik sistemini kullanarak hem tasarımda hem de denetim alanında uzman kişilere işleri teslim ederek ve onları da biz ayrıca da kontrol ederek bu işlerin denetimini sağlıyoruz. Özellikle İstanbul ilinde COVID döneminde de açtığımız çok büyük hastaneleri yaptık. Hepinizin de belki malumu. Kartal Doktor Lütfü Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Ok Meydanı Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanelerini biz COVID döneminde depreme karşı yeniden yaparak açtık. Hatta gelecek hafta Sayın Valimizin de katılımıyla Ok Meydanı'nın mevcut binasının yıkımını yapacağız. Oraya ikinci etabı var Ok Meydanı Hastanesi'nin. Çünkü Ok Meydanı ve Göztepe'de yerimiz çok dardı ve dar alanda ancak projenin %80'ini biz şu an imal edebildik ve açabildik. Geri kalan %20'lik kısmını da önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde inşallah bitireceğiz. Ayrıca Marmara Üniversitesi'nin başı büyük kampüsünü de biz COVID döneminde açtık. Orada da bir 30 yıldır bitirilemeyen bir inşaat vardı ve bize o görev verildi. Biz bütün kolon ve perde duvarları keserek sismik izolatörleri yerleştirdik o hastanede de. Ve sismik izolatörlü olarak hem saydığım diğer büyük 3 hastanemiz yeni yapımda ve Marmara başı büyük kampüsünü de sismik izolatörle güçlendirilerek 3500 yatak kapasitesi hem de sismik izolatörlü olarak hizmete sokmuş olduk. Biz bunları yaparken de aslında riski bir fırsat olarak da görüyoruz. Şöyle ki İstanbul'da arsa çok değerli. Yani arsa bulamıyorsunuz, yeni arsa üretemiyorsunuz. Peki biz yıkıp yaptığımız yerde neler yaptık? İşte şu an Gebze Kaymakamımız Sayın Mustafa Güler, kendisi Üsküdar Kaymakamımızla beraber çalıştık. Üsküdar'da 71 tane okulumuz vardı. Bunların hemen hemen çoğunu biz güçlendirdik veya yeniden yaptık. Geriye sadece Sayın Kaymakam 5 tane okulumuz kaldı. Bunun zaten ikisini de şu an projelendiriyoruz. Üçünde fizibilite aşamasında. Önümüzdeki 2-3 yıl içerisinde onları tamamlayacağız. İstanbul'da geldiğimiz rakam 99 öncesi yapılan okulların %92'sini biz güvenli hale getirdik. Ve bunu da bir fırsat olarak ele alıp özellikle yıkıp yaptığımız yerlerde 2,5 kat daha büyüttük okullarımızı. Bu bize 1,7 kat daha fazla derslik sayısı sağladı. İşte yaklaşık 7 bin civarı derslik yıktık, 12 bin civarı yeni derslik yaptık. Yani biz toplamda belki 355 tane okul yıkıp yaptık gibi görünüyor ama 24 dersliğe böldüğümüzde bu 355'in üzerine belki bir 150 tane de 24 derslikli yeni okul ilave ettik. Peki bunlar yeterli mi? Siz sadece güvenli ve depreme dayanıklı bir okul yapıyorsunuz. Hayır, sadece o yönden de bakmadık. Özellikle estetik, çevreci, enerji tasarruflu. İşte bizim her projemiz bir kere arsaya özgün terzi dikişi dediğimiz projeler. Dediğim gibi arsa çok İstanbul'da değerli olduğu için biz orayı efektif bir şekilde, maksimum şekilde kullanmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bazen üçgen parseller olabiliyor veya işte çok çeşitli yapıda parsellerimiz var. Orayı en etkin nasıl kullanabiliriz, en verimli nasıl kullanabiliriz? Özellikle ona dikkat ederek yeni imalatlarımızı, yeni üretimlerimizi yaptık. Ve tabii ki bunu bir vizyonla da yapmaya çalıştık. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki bu yaptığımız projeler işte 20 sene, 50 sene çok daha ötesine hizmet edecek. Ve ben 2006'da geldiğimde açıkçası bir vatandaş olarak, Türk vatandaşı olarak ben çok üzüldüm. Neden? Biz 15 yıllık binaları maalesef yıktık. Bazılarını açtığımızda temel olmadığını gördük. Kolonlarının kesik olduğunu gördük. İşte Sertaş Hocam söyledi, hakikaten C5, C6 gibi değerlerle çok karşılaştık. O yüzden de bizim sorumluluğumuz yeni yaptığımız işlerin artık 20 yıl sonra yıkılmaması. Ve hakikaten ekonomik ömürlerin uzun olması ve dediğim gibi çevreci, insan odaklı
bir mimari anlayışla da bunu bütünleştirirsek biz deprem güvenliğini, o zaman uzun yıllar servis edecek ve uzun yıllar halkımızın hizmette kalacak yapılar olmasına çok dikkat ettik. Ve bu konuda da hakikaten şu an biz işte Arkitara mimarlık ödülleri gibi mimarlık ödülleri aldık. Dünya Bankası'nın biz 2015'te yine dünyada çok zor olan highly satisfactory dediğimiz işte yüksek derecede başarılı ödülünü aldık. Ve İstanbul'dan öğrenilecek 7 ders başlığıyla yine Dünya Bankası bunu yayınladı. Yine Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'nın Türkiye'de 4 üzerinden 4 alan, tam puan alan bir projesiyiz. Dolayısıyla hani şu an başardıklarımız var ama biz şunu biliyoruz. Başarıyı belki elde etmek, başarıyı tutmaktan çok daha kolay. O yüzden başarılı olmak zorundayız hala da ve onu nasıl tutarız, daha ilerici nasıl olabiliriz, bu vizyonumuzu daha ileriye nasıl götürebiliriz? Bunun hep arayışı içerisindeyiz. Bunun için de biz bilimsel çalışmalara, akademik camiaya ve yenilikçi çalışmalara çok önem veriyoruz, önceliyoruz. İstişareye çok önem veriyoruz. Özellikle işte hastanelerimizi hakikaten buradaki öğrencilerimize de gezdirmek isteriz hakikaten. Bazen diyorlar işte nasıl sağladınız Gökhan Bey? Bir kere işte müteahhidimizde, müşavirde ve bizdeki mühendis arkadaşları bir ortak çalışma kültürüyle çalıştırıyoruz. Bu çok önemli. Yani bir şey, bir fikir geldiğinde ya işte proje böyle, işte bunu yapmak zorundasınız değil de bir dinlemek, onlara bir kulak kabartmak. Hani herkesin aklı akıldan üstündür sonuçta. Bunu bu yönden ele alarak bakmak lazım diye düşünüyoruz. Dolayısıyla da çok şükür geldiğimiz noktada bunları başardığımızı görüyoruz. Ama yeterli mi? Değil. İleride daha kat edeceğimiz yollar var. Özellikle kentsel dönüşüm de İstanbul'da çok önemli. Kamu binalarında geldiğimiz noktayı maalesef özel konutlarda gelemedik. Bu konuda da Çevre Şehircilik Bakanlığımızla görüşmelerimizi devam ettiriyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarıyla görüşmelerimiz var. Bu konuda da eğer İPKB'ye görev verilirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız. Ayrıca biz Deloitte firmasıyla beraber İSMEP'in yani projemizin bir ekonomik değerlendirmesini de yaptık. Biz bu kadar çalışmayı yaparken şunu hiç unutmadık. Bir kere yaptığınız teknik olarak doğru olacak. Yani bilimsel çalışmalarla ortak olacaksınız ve bu çalışmalarla beraber bir şey üreteceksiniz. Teknik açıdan hem mevzuatımız hem yapılan Türkiye'deki bilimsel çalışmalar çok yönlü ve bunlardan maksimum derecede faydalanıyoruz. İkincisi ekonomik olarak yapılabilir olmak. İşte o yüzden biz bazı okullarımızı güçlendiriyoruz, bazı okulları yeniden yapıyoruz. Bize yine çokça sorulan soru, neden hepsini yeniden yapmıyoruz? Bu bir bütçe meselesi. Biz çünkü bir tane okul yıkıp yapana kadar 5 tane okulumuzu güçlendiriyoruz. Ama depremin ne zaman olacağı belli değil. Biz 2006'da göreve başladık. Biz hep şu korkuyla yaşadık. 3 sene sonra da olabilir, 5 sene sonra da ama Allah bize fırsat verdi. Yani deprem olmadı ve dolayısıyla biz çalışmalarımıza devam ettik. Ama biz şu an eğer sadece yeniden yapım faaliyeti yapsaydık, işte 720'yi bırakın, belki 100 okul daha yeniden yapacaktık. Geriye kalan 500-600 okulumuz, Sertaş Bey de çok iyi bilir, 5.8 Silivri depreminde çok büyük eğitimde sorunlar yaşayacaktık. Ha 5.8 hocaların da dediği gibi bir deprem mi? Aslında bizim beklediğimiz İstanbul depreminin ivmesinin 7'de 1. Yani çok küçük bir deprem. Ama o deprem bile İstanbul'u tedirgin ediyor ve birçok çalışmalar yapıldı. Dolayısıyla biz teknik açıdan teknik açıdan uygun, ekonomik olarak yapılabilir ve sosyal açıdan da kabul edilebilir olmasını çok önemsedik. Peki sosyal açıdan yapılabilir olması ne demek? Biz mesela ben başbakanlıktan geldim İstanbul'a ve biz hep şöyle düşündük. İşte biz bir yazı yazarız Milli Eğitim'e, Milli Eğitim de ilçe Milli Eğitim'e yazar, ilçe Milli Eğitim de okula yazar. Böyle her şey çözülür. Ben hiç unutmuyorum 2007'de 104 tane okulumuzun güçlendirmesine başladık. Bir tane okula gittim. İşte okul müdürünün odasına gittim. Hakikaten masası hiç toplanmamış. Her şey ortada. Dedim hocam yazı gelmedi mi? Dedi ki geldi ama bize her sene geliyor güçlendirilecek diye okulumuz. Biz hiç inanmadık dedi falan filan. Yani baktık ki sistem işlemiyor. Yani bunu daha
etkin nasıl yapabiliriz? Bu sefer sosyal rehberlik çalışmaları yaptık. Biz sahadan verileri topladık ve bunu şu an güçlendirme yaptığımız, yeniden yaptığımız ve okulların gittiği misafir okullara bu eğitim veriyoruz. Yani eski okullar, sizden önce güçlendirilen ve yeniden yapılan okullar neler yaşadı? Psikolojik sorunlar neler? Efendim fiziki sorunlar neler? Bunları nasıl çözebilirler? Milli Eğitim Müdürlüğü'nün görevi neler? İPKB'nin görevi neler? İşte müteahhit ne yapacak? Müşavir ne yapacak vesaire? Bunu da bir fırsat bilip depremde ilk 72 saatte neler yapacaklar konusunda da hem velileri hem öğrencileri hem de idarecileri bilgilendiriyoruz. Biz bu sosyal rehberlik çalışmalarını yaptıktan sonra da sosyal kabul edilebilirlik de çok arttı projelerde. Ayrıca dediğim gibi ekonomik etki analizi de yaptık. Bize şu da soruluyor. Deprem öncesi yaptığınız 1 liralık çalışma deprem sonrası size ne kadarlık bir şekilde dönüyor? Bunu da Deloitte'la beraber yaptık. Kurtardığımız canlar, işte demirbaşlar, binaların kendileri vesaire bunu hepsini bir çalışmayla yaptıktan sonra şunu gördük. Biz 1 lira bize 7.2 lira olarak dönüyor. Eğer deprem herhangi bir saat içinde olursa. Ama gündüz saatleri içinde olursa biz kamu binalarını gündüz yoğun olarak kullanıyoruz. O zaman da 10,5 kat olarak dönüyor. Dolayısıyla hakikaten hem madden hem manen risk azaltma, deprem sonrası yara sarma yerine çok önemli ve bunu ihmal etmemeliyiz. Risklerimizi hep beraber el birliğiyle azaltmalıyız diye düşünüyorum. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gökhan Bey çok teşekkür ediyoruz bu güzel konuşma için hakikaten. Konuştuklarınız arasında, aktardıklarınız arasında çok önemli bilgiler vardı. Ben bir tanesinin konusunda hemen bir not düşmek isterim. Özellikle tarihi eserlerle ilgili yaptığınız çalışmaları anlattınız. Maalesef ki bugün bile hala anıtlarla ilgili, tarihi eserlerle ilgili bir proje başvurusu yaptığınızda o kurullarda hiçbir inşaat mühendisi yok. Sizin yaptığınız çalışmaları, güçlendirme çalışmalarını anlayabilecek, analiz edebilecek bir kurul üyesi maalesef hala bulunmuyor. Onlar sadece mimari açıdan her şey olmaz diyorlar. Ama onların dedikleri şeyler de yapıyı güçlendirmiyor. Sadece makyajını yapıyorlar. Bu da çok büyük bir eksiklik maalesef ülkemizde. Açıkçası söylemek gerekirse. Çok teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olun. Bugünkü panelimizin son konuşmacısı, varlığıyla her zaman gurur duyduğumuz ülkemizin yüz aklarından Aselsan'dan gelecek. Aselsan son yıllarda biliyorsunuz hem ülkemiz için hem de komşularımız için bir tehdit oldu ama ülkemiz için tabii güvenli bir çalışma alanı yarattı. Özellikle savunma sanayinde. Fakat enteresan bir şekilde tabii Aselsan aynı zamanda bizim deprem mühendisliğinde kullanabileceğimiz sensörler, algılama sistemleri, izleme sistemleri konusunda da çok önemli çalışmalar yapıyor. Az önce Sayın Nurlu da bahsetti. AFAD'la birlikte yaptıkları birçok önemli proje var. O açıdan artık Aselsan da bizim için aslında deprem mühendisliğinde çok önemli bir paydaş olmuş durumda. Bugünkü konuşmacımız Aselsan'dan Sayın Doktor Mehmet Umut Demirçin. Sayın Demirçin 2001 yılında Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Doktora derecesini 2008 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde Georgia Teknoloji Enstitüsü'nden aldı. Daha sonra Amerika'da Texas Instruments firmasında ARGE merkezinde teknik ekip üyesi olarak çalıştıktan sonra 2010 yılında Aselsan'a katıldı. Halen Aselsan'da Ulaşım, Güvenlik, Enerji ve Otomasyon Sistemleri Sektör Başkanlığı'nda Algılayıcılar Alt Sistem Tasarım Müdürü olarak görev yapıyor. Fiber optik algılayıcılar, sinyal işleme, makine öğrenmesi alanlarında çalışmalar yapıyor kendisi ve 19 uluslararası patenti bulunuyor. Kendisini de büyük bir zevkle dinleyeceğiz biz. Buyurun Sayın Demirçin. Çok teşekkür ederiz. Evet,
Bülent Hocam'a bu nazik takdim için çok teşekkür ediyorum. Kendisi çok değerli panelistleri hepimizin tanıdığı kişiler diye tanıttı. Bense hiçbirimizin tanımadığı kişi olarak. Siz gizli kahramanlarımızdansınız herhalde. Burada olmaktan çok mutluyum. Sizin gibi seçkin bilim insanlarının karşısında, öğrencilerin karşısında bu sunumu yapmaktan onur duyuyorum. Bugün size Aselsan'da geliştirdiğimiz Midas fiber optik dağıtık akustik algılayıcı ve Midas algılayıcısının deprem uygulamaları alandaki uygulamalarından bahsedeceğim. Midas nedir? Midas dağıtık akustik algılama DAS teknolojisiyle yerin altına serilmiş bir standart telekomünikasyon fiber optik kablosunu bir algılayıcı, akustik sismik algılayıcı dizisine dönüştüren bir sensör, ana kullanım alanı ihlal tespit sistemi. Bu manada ihlallerin konumlandırılması, sınıflandırılması ve alarm üretmesi fonksiyonlarını yerine getiriyor. Midas nedir diye böyle kısa bir analojiyle anlatmak istiyorum. Midas sensörü, bu solda gördüğünüz rack tipi cihazımız, bir fiber optik kabloya bağlandığı zaman bu fiber optik kabloyu bir sismik akustik algılayıcı dizisine dönüştürüyor. Örneğin 50 kilometrelik bir fiber optik kabloya bağlandığı zaman sanki her 10 metrede bir yerleştirilmiş bir geofon ya da bir akustik mikrofon varmış gibi davranıyor. Böylece 50 kilometrelik kablonuz yerin altında 5000 tane sensöre eşdeğer bir hale geliyor. Bu sayede Midas sistemi yeryüzünde yürüyen insanları, hareket eden araçları tespit edilmesinde, yine yeryüzünde yapılan kazı faaliyetlerinin tespit edilmesinde kullanılabiliyor. Buradaki her 10 metrelik kablo dilimi de 2 kHz'lik örnekleme frekansında ölçüm yapabilmekte. Midas sistemin özellikleri, bahsettiğim gibi standart fiber optik telekomünikasyon kablosunu kullanıyor. Özel bir kablo değil. Çok sayıda algılamayı aynı anda yapabiliyor. Yani kablonun herhangi bir yerinde olan bir sinyali birbirleriyle karıştırmadan algılayabiliyor. Çok kolay kurulumu ve entegrasyonu var. Standart kablolara bağlanabiliyor. Hat boyunca herhangi bir güç gereksinimi yok ve fiber optik teknolojiyi kullandığı için de elektromanyetik etkilere karşı duyarsız. Fiber optik kablonuz kopsa bile koptuğu noktaya kadar da çalışabilme özelliğine sahip. Hızlıca bunun arkasında yatan teknoloji nedir, ondan bahsetmek istiyorum. Bu teknoloji aslında biz Aselsan olarak gurur duyduğumuz ve dünyada bu teknolojiyi geliştiren ilk firmalardan bir tanesi olmakla da övündüğümüz bir teknoloji. Klasik OTDR, işte telekomünikasyon alanında sıkça kullanılan Optical Time Domain Reflektometri teknolojisi, fiber optik kablolardaki kopukluk ya da kayıpların ölçülmesi için kullanılıyor. Midas cihazı ise faz OTDR diye adlandırdığımız bunun özel bir halini oluşturuyor. Burada çok dar bantlı özel bir lazer kaynağı kullanıyoruz. Bu lazer kaynağından fiber optik kabloya bir optik lazer darbesi yolluyoruz ve fiber optik kablonun kendi yapısından kaynaklı homojen olmayan yapılardan kaynaklanan Rayleigh backscattering, yani Rayleigh geri saçılımı dediğimiz geri saçılımları kullanarak çalışan bir teknoloji. Fiber optik kabloya akustik sismik dalgalar ulaştığı zaman bu geri yansıyan Rayleigh saçılımlarının fazını modüle ediyor. Biz de bu cihazımızda bu geri yansımadaki faz değişikliklerini geri çatarak, demodüle ederek akustik sinyalleri her 10 metrede bir ayrıştırıp ölçebiliyoruz. Midas 50 kilometrelik algılama menziline sahip, 10 metrelik çözünürlüğü var. Yani 10 metrede bir sensör varmış gibi davranıyor. Bu sensörün içinde bizim patentli yapay zeka tabanlı ihlal sınıflandırma algoritmalarımız çalışıyor. Dediğim gibi genel uygulama alanı güvenlik tarafı. Burada iş makinesi faaliyeti, el ile kazı faaliyeti, insanların yürümesi, koşması, araçların hareketi ve telçit üzerine konumlandığı zaman telçitin kesilmesi, tırmanması, bir insanın tırmanması gibi faaliyetleri sınıflandırabiliyor ve bunlara göre ihlal alarmları oluşturabiliyor. 2020 yılında da European Railway Clusters Initiation tarafından verilen bir inovasyon ödülüne de layık görüldü ürünümüz. Midas'ın birçok uygulama alanı var. Hızlıca bahsedip deprem tarafındaki uygulamalarına geçeceğim. Ana uygulama alanlarından bir tanesi boru hattı güvenliği. Boru hatlarında sıkça hırsızlık ve sabotaj faaliyetleri oluyor. O yüzden biz de boru hatları boyunca fiber optik kablolarımızı döşeyip Midas sistemimizi kurduğumuz zaman hırsızlık olaylarını daha olmadan tespit ederek engelleyebiliyoruz. Şehir içi altyapılarının korunmasında bu akıllı şehirler konseptinde çok önemli uygulamaları var. Şehirlerdeki doğalgaz, elektrik, iletişim altyapılarında işte kaçak kazılar sebebiyle birçok
kesilmeler, aksamalar oluyor. Bu kapsamda da bu kazıların tespit edilip müdahale edilmesinde kullanılıyor. Boru hatlarında doğalgaz ve petrol boru hatlarında sızıntının tespit edilmesi, tesis güvenliğinde izinsiz girişlerin tespit edilmesi, sınır güvenliği için önemli uygulamaları var. Sınır hatlarımızdan izinsiz geçişlerin hem üzerinden duvarların üzerinden atlayarak hem de alttan tünel kazarak geçişlerin tespitinde kullanılıyor. Demir yolu alanında da çok güzel uygulamaları var. Demir yollarının güvenliği ve yapısal bozuklukların tespitinde kullanılabiliyor. Örneğin demir yolu hatlarındaki ray kırıklarının tespiti, tren tekerleklerindeki düzleşmelerin tespiti için kullanılabiliyor ve demir yolu araçların izlenmesi, sinyalizasyonu için de çalışmalar yapıyoruz. Dedikten sonra da deprem için kullanımlarına geçmek istiyorum. Biz MIDAS sensörü Türkiye'nin birçok yerinde güvenlik amacıyla yerleştiriyoruz. Bu uygulamalardan bir tanesi de İstanbul'da İstanbul Gaz Dağıtım AŞ ile beraber yaptığımız bir çalışmaydı altyapı güvenliği için. Bu kapsamda İstanbul'un Avrupa yakasında Alibeyköy'den başlayıp İstoç sanayine kadar uzanan 30 kilometreye yakın bir hatta MIDAS sensörümüzü kullandık. Bu kapsamda 11 Ocak 2020'de Silivri açıklarında meydana gelen depremin kaydını aldık. Hızlıca soldaki grafikten bahsetmek istiyorum. Soldaki grafik bizim sensörümüz tarafından algıladığımız titreşimlerin enerjisini göstermekte. X80'in uzamsal düzlem yani kablo boyunca sistemin ölçtüğü enerjiyi gösteriyor. Kırmızılar yüksek enerjili titreşimler, mavilerse titreşimin olmadığı yerleri gösteriyor. Y ekseni ise zaman. Burada gördüğünüz gibi zaman ekseni yukarıdan başlıyor ve deprem anına kadar gördüğünüz arka plandaki gürültüler şehrin kendi trafiğinden kaynaklı gürültüler. Sonra deprem sinyalleri geliyor. Önce P dalgası sonra da S dalgasının geldiğini sensörden yaptığımız ölçümlerde açıkça görebiliyoruz. Benzer şekilde 24 Ocak 2020'deki Elazığ depremini de bölgedeki boru hattı güvenliği için kurduğumuz sistemlerle ölçebildik. Burada da yine benzer figürde P ve S dalgaları seçilebilmekte ve hani bir önceki İstanbul depremiyle karşılaştırdığınız zaman çok daha yüksek enerjili ve daha uzun süren bir deprem olduğunu da görebiliyoruz. Sağ tarafta da aslında bahsettiğim gibi MIDAS sensörü fiber optik kablonun her 10 metrelik kesitini bir sensörmüş gibi davranıyor. Örneğin Elazığ depremini ölçtüğümüz sensörde yaklaşık 4000 tane kanal var. 40 kilometrelik bir hat. Bunlardan herhangi bir tanesine ait burada 200. kanal diye belirttiğimiz bir sensörün bir kablo kesitinden aldığımız sinyal. Buradaki sinyal de aslında bizim konvansiyonel geofonlardan aldığımız sinyale benzer zaman domaininde, time domaininde bir sinyali gösteriyor. Burada da yine P ve S dalgaları seçilebiliyor. Bu örneklerden sonra hızlıca şeyden bahsetmek istiyorum. Yani deprem uygulamalarında bu sensörün ne gibi kullanım alanları olabilir? Bunlardan 3 tanesini hızlıca bahsedeceğim. Çok alanım olmadığı için yanlış yapabilirim, kusura bakmayın. Birincisi merkez üssünün belirlenmesi için kullanılabilir. İkincisi deprem erken uyarı sistemi olarak kullanılabilirliği. Üçüncüsü de daha çok deprem çalışmalarında denizaltı faylarının belirlenmesi için kullanılabilirliği. Burada Murat Hocam bahsetti, denizlerin altını çok bilmiyoruz neler olduğunu. Bu alanda da oldukça fark yaratabilecek bir sensör olduğunu düşünüyoruz. Deprem merkezinin belirlemesi için Elazığ depreminden aldığımız kayıtlarda bir çalışma yaptık. Buradaki fiber optik kablomuz depremin merkez üssü Sivrice'nin yaklaşık 115 kilometre güneyinde geçen Şanlıurfa geçen bir fiber optik kabloydu. Burada sağ tarafta depremin P dalgasının fiber optik kablonun baş kısmına ve son kısmına geliş zamanlarını görüyorsunuz. İki ucuna geliş zamanları arasında yaklaşık 250 milisaniyelik bir fark var. Bu P dalgasının geliş zamanlarına biz lineer bir eğri oturttuktan sonra geliş zamanı farkı denklemini lineer regresyonla çözerek depremin merkez üssünü tahmin etmeye çalıştık. Buradaki tahminimizde de tahmin ettiğimiz konum AFAD'ın yayınladığı açık kaynaklardan edindiğimiz depremin merkez üssüne de oldukça yakın bir konumu tespit edebildi. Bir diğer önemli uygulama alanı ise deprem erken uyarı sistemi olarak kullanılabildiği. Deprem erken uyarı sistemleri de depremin oluştuğu merkeze ne kadar yakın olursa sensörünüz o kadar hızlı depremi tespit edilebiliyor.
Bu sayede özellikle deniz altındaki fay hatlarına yakın fiber optik kabloları kullanıldığı zaman depremin daha P dalgası gelir gelmez deprem kararının verilebileceğini değerlendiriyoruz. Bu konuda da teorik bazı analizler yaptığımızda depremin tespitini 200 milisaniye ile 1000 milisaniye yani 1 saniyenin altında tespit edebileceğimizi öngörüyoruz. Özellikle dediğim gibi deniz altındaki sensörlerle bu 1 saniyenin bile acil önlemlerin alınmasında ulaşım, gaz dağıtım, enerji dağıtım sistemlerinin kapatılmasında önemli olabileceğini değerlendiriyoruz. Erken algılamada MIDAS'ın avantajı olarak biraz önce bahsettiğim gibi hızlı algılama, 1 saniyenin altında depreme karar verebiliyoruz. Yüksek çözünürlüklü, yani 5000 tane sismik sensörü eşdeğer yüksek çözünürlüklü bir algılama sağlıyor. Bakım idame açısından kolay çünkü deniz altında pasif bir bileşen fiber optik kablo ve dış ortam şartlarına dayanıklı. Bu manada da bakım ve idamesi kolay. Haberleşme gecikmesi minimal çünkü ışıkla işlediğimiz merkeze, cihaza sinyaller geliyor. Bu manada çok kısa bir haberleşme gecikmesi yaşanıyor. Ve sistem ortam gürültüsünden de minimal düzeyde etkileniyor. Bu da çok önemli. Daha önce gösterdiğim İstanbul'da yakaladığımız deprem sinyalinde ortam çok gürültülü aslında. İstanbul'un trafiği de her türlü sismik titreşimi oluşturuyor. Bu titreşimlere rağmen deprem sinyali buradan kolaylıkla ayıklanabiliyor. Bu sistemin böyle dağıtık mimarisinin de getirdiği avantajlardan bir tanesi. Son olarak da aslında bizim yapmadığımız ama literatürde bu alanda çok yeni çalışmalar var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi uzmanlık alanım olmadığı için yanlış bir şey söylersem kusura bakmayın. Bu çalışma Lawrence Berkeley National Laboratory ve Rice Üniversitesi'ne araştırmacılar tarafından yapılmış ve çok daha yeni 2021 yılında Nature Scientific Records'ta yayınlanmış bir çalışma. Utilizing Distributed Acoustic Sensing and Ocean Bottom Fiber Optic Cables for Submarine Structural Characterization isimli makale. Bu makalede araştırmacılar Amerika'nın batı yakasında Pasifik Okyanusu'nda Monterey Körfezi'nde yaklaşık 20 kilometrelik bir denizaltı kablosunu kullanarak DAS teknolojisiyle derin olmayan fay hatlarının tespit edilmesi ve deniz zemini çökelme öz niteliklerinin çıkartılması üzerinde çalışmışlar. Bizimkine benzer bir DAS sensörü kullanarak Scholte dalgalarının yani katı zemin ve deniz suyu arasında ilerleyen dalgaların ortam gürültüsünden ayıklanması ve iki boyutlu shear wave velocity resimlerinin çıkartılmasını uygulamışlar. Bu resimleri çıkardıktan sonra da saçılan Scholte dalgalarını kullanarak daha önceden bilinmeyen bazı fay hatlarını tespit ettiklerini raporlamışlar. Bu çalışmalarda oldukça yeni dediğim gibi ve bizim elimizde de bu çalışmalarda kullanılabilecek güzel bir sensör var. Murat Hocam'ın dediği gibi denizaltını tanımak açısından çok faydalı olabileceğini düşünüyoruz. Bu manada da AFAD'la beraber de hedefimiz bu sensörleri yaygınlaştırarak olabildiğince ülkemiz için faydalı bir sonuçlar almak. Çok teşekkür ediyorum. Sayın Demirkin, çok teşekkür ediyoruz hakikaten. Siz de belli ki çok yakında deprem mühendisliği camiasında çok bilinen bir isim olacaksınız. Özellikle bu yaptığınız çalışmalar sayesinde çok fazla işbirliği yapacağız. Öyle gözüküyor sizlerle. Panelistlerimize çok teşekkür ederiz. Zamanında panelimizi tamamlayacağız umarım. Şimdi son kısımda bir soru cevap yapacağız. Eminim bu değerli panelistlerimize sormak istediğiniz sorular vardır. İsterseniz şöyle soru sormak isteyen katılımcılarımızla sırasıyla başlayalım. Mikrofonu isterseniz getirelim size. Mikrofon var mı arkadaşlar? Geliyor mu? Tamam. Mikrofon gelene kadar ben şunu söyleyeyim. Birkaç saniye sürecek gecikmeden dolayı. 99 depremine kadar sanki bilmiyorum katılır mısınız? Sanki İstanbul'da ve bu bölgede deprem olmadığı için Türkiye'de sanki deprem gerçeği yokmuş gibiydik. Yani başka yerlerde deprem oluyordu, can kayıplarımız yaşanıyordu ama 99 depremi çok etkiledi ülkemizi. Yani çok büyük bir yara açtı hepimizde ülkede ve o depremden sonra da
özellikle deprem mühendisliği alanında çok önemli çalışmalar yapılmaya başlandı. Burada izlediğimiz sayın konuşmacılarımızın anlattığı projeler, geliştirilen teknolojiler hep ona işaret ediyor aslında son 20 sene içerisinde. Çok ileri düzeyde ülkemizde deprem mühendisliği alanında çalışmalar yapılıyor ve bu çalışmalar artık yurt dışına ihraç edilebilir seviyeye geldi. Geliştirilen teknolojiler, bilgi birikimleri sayesinde. Bu da bizim için çok büyük bir gurur kaynağı aslında. Buyurun lütfen. İsminizi de söylerseniz katıldınız. Ömer Fatih İshak ismim, Doğuş Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Sorumu Murat Bey'e ve Sertaç Beylere sormak istiyorum. Bu özellikle mesela devlet okullarındaki risk tespitleri, özellikle Kazım Beylerin baktıkları işte güçlendirme, yenileme noktasında ilkokul seviyesinde, ortaokul seviyesinde, lise seviyesinde bakılıyor. Acaba üniversitelerle ilgili de deprem güvenliklerinin tespitleri, işte yeterli performansları sağlayıp sağlamadıklarıyla ilgili bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? Bununla ilgili mesela sertifikasyonlar var biliyorsunuz. Enerji kimlik belgeleri veriliyor. Bununla ilgili bir işte yeterli deprem performansını sağlamaktadır. Diyelim ki üniversiteler için gerekli olan seviye nedir? Hemen kullanım mı? İşte sınırlı hasar mı? Burada hangi noktada yer alıyorlar? Bununla ilgili bir çalışma düşünüyor musunuz ya da mevcut da var mıdır? Şöyle açıklayayım. Bizim şu anda devam eden bir projemiz var. KAYES diye. KAYES kamu binalarına dönük bir proje. Şu anda Türkiye'de belki de 500 bine yakın kamu binasının taraması 81 ilimizde devam ediyor. Tabii bu biraz önceliklendirme projesi. Cumhurbaşkanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Bu proje kapsamında yine Aselsan.net'ten de destek alıyoruz ve bu proje kapsamında bayağı bir ileri seviyeye geldik. Tüm kamu binalarının hızlı bir şekilde taranarak riskli olanlarının önceliklendirme metoduyla taraması sanıyorum bu senenin sonuna kadar bitirilecektir. Üniversiteler tabii o da ayrı bir konu. Yani üniversitelerden şu ana kadar bize bir talep gelmedi ama talep geldiği takdirde üniversite binalarımızda muhakkak biz gözden geçirebiliriz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Rica ediyorum. Buyurun ben Zeki Bey. Mikrofonu iletirseniz evet. Evet. Kıymetli hazırına öncelikle teşekkür ediyorum. İsmim Zeki Gedikoğlu. Marmara Uluslararası Müteahhit ve Sanayicileri Derneği Genel Başkanıyım. Sayın Bülent Hocama, Sayın Rektörüme de Gebze'de böyle bir program icra ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Deprem aslında herkesi ilgilendiren bir konu da fakat olunca biraz işte ah vah ediyoruz. Olduktan sonra 6 ayda her şeyi unutuyoruz. Biz tabii 1998'in Ağustos'unda yine böyle bir deprem programı Sayın Bülent Hocamızla burada icra etmiştik. Tabii ben inşaat mühendisi ve müteahhitlik hizmetleri yapıyorum. Arkadaşlar dedi ki ya senin başka işin gücün yok mu? 99'da tabii bu iş güç ortaya çıktı. Yeterli mi? Değil. Çok güzel fikirler elde ettik. Ben tabii bu meyanda bilmediğimiz konuları şu anda çok güzel takdirle karşıladım. Özellikle beton dökümlerindeki takip noktası çok güzel. Fakat şunu sormak istiyorum. Elbette bina, üniversite, okul hepsi önemli. Ama bizim şu anda Türkiye genelinde toplama noktalarımız amaca uygun olup olmadığı veya bu konudaki çalışmalarınız var mı diye öğrenmek istiyorum. Çünkü park yerlerine toplama merkezi diye koyuyorlar. Sonuç itibariyle burada ne yapacaklar bu insanlar? Onu anlamış değilim. Geçmiş dönemde de İstanbul'da bir takım yerleri toplama merkezleri yaptılar. Şu an oralar AVM olarak icraata geçti. Bu da gelecekteki en büyük sorunlardan biri. Değerli fikirlerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun Murat Bey.
Zeki Bey, ben teşekkür ediyorum sorusu için. Şu kavramda bir kargaşa yaşanıyor maalesef. Toplanma alanı, barınma alanı. İki çeşit alan belirleniyor. İkisi de belediyelerimiz tarafından belirleniyor. Şimdi toplanma alanında, Allah korusun, bir afet anında vatandaşların toplanacağı ve çok kısa bir sürede oradan barınma alanına nakil olacak alanlardır. Bu şöyle diyebilirim, hani deprem açısından konuşuyorum. Yüksek katlı bir binanın yanında değil de onun yaklaşık 50-100 metre ilerisinde bir park bahçe olabilir. Park bahçenin bir köşesi olabilir. Burada afetse vatandaşımız uzun süreli kalmayacak. Çünkü onları esas barınma alanlarına bir ay, iki ay afetin boyutuna göre taşıyabileceğimiz bir yere götürmek için veya afet oldu. Çocuklarımızın aslında hani bu sene afet eğitim yılı ama şu bilince de varmamız gerekiyor. Aile olarak bir plan yapmamız gerekiyor. Hepimiz bir arada olamayabiliriz bir afet anında. Çocuklarımız sokakta olabilir, evde olabilir, farklı yerlerde olabilir. Bunu ailece planlayıp bize en yakın toplanma alanı burada buluşacağız. Evde değil, ev hasar görmüş olabilir. Bize yetkililer, ilgililer, kamu otoritesi alacak ve barınma alanına götürecek diye ilk hedef belirlediğimiz nokta toplanma alanı. Bu maalesef medyamızda, farklı mecralarda biraz spekülatif konulara çekiliyor. Toplanma alanı hani böyle üzerine AVM yapılıyor, şu yapılıyor, onunla alakası yok. Barınma alanıdır esas bizim hazırlık yaptığımız alan. Toplanma alanları çok kısa süreli bir arada olacağımız, bizi barınma alanına götürülecek yerlerdir. İstanbul içinde benim bildiğim kadarıyla yeterli toplanma alanı vardır. Örnek üniversitemizin, üniversitemizde de ben gelirken gördüm, belirli noktalarda toplanma alanları işaretlenmiş vaziyette. Hiçbir zaman üniversitede içinde barınma sağlanmayacaktır. Barınma daha farklı bir ortamda sağlanacaktır. Teşekkür ediyorum. Ben izninizle buna bir ekleme yapabilir miyim beyefendinin sorusuna? Şimdi siz belki benim sunumu dinleyebildiniz mi bilmiyorum ama şimdi az önce bir EBİS'ten bahsettim, çipli beton sistemi. Bunun akabinde en çok bize, bakanlığımıza bir eleştiri vardı. Yapı denetim firmasıyla müteahhitler birbirlerini tanıyorlar. Müteahhit gidiyor kendi firmasını kuruyor ya da kendi firmasıyla çalışıyor. Biz bu sistemi de kaldırdık. İki senedir artık bir müteahhit belediyeye ruhsat için projeleri verdiği andan ve onayla süreçleri bittiği andan itibaren sıra olarak, yani bir havuz düşünün. Her il için bu havuz ayrı ayrı bir formülasyonla, hep işaret ediyorum, yine Aselsan.net'le çalışıyoruz. O proje kapsamında artık kimse hangi yapı denetim firmasının kendisini denetleyeceğini bilemiyor. Yani bu yazılım tarafından biz de buna müdahale edemiyoruz. Yazılım tamamen Aselsan.net'te ve o yazılımın verdiği sıradaki firma kimse o sisteme düşüyor. Burada amaç tabii kontrol mekanizmasını biraz daha böyle ciddi bir hale getirmekti ama söylediğiniz çok doğru ama biraz da hani yanlış anlamayın. Biz biraz her şeyi devletten bekliyoruz. Yani evet AFAD yapsın, çevre şehircilik yapsın, işte diğer kurumlar yapsın diyoruz ama biz ne yapıyoruz mesela? Hani ben de açıkçası onu çok merak ediyorum. Müteahhitler olarak o bahsettiğiniz alanları zaten o noktaya getiren mekanizmayı da müteahhitler sisteme geçiriyorlar. Hani belediyelere bu anlamda zorlamalar yapıyorlar. Bence sizlerin de kendi aranızda birbirinizi bir denetleyecek bir mekanizma kurmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Herkes bence önce bir bahçesinin önünü bir temizlese aslında bunların belki de hiçbirini biz konuşmak zorunda kalmayacağız. Buyurun. Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin Depremi YouTube kanalı. Şunu soracağım, yani Türkiye deprem sonrasında inanılmaz hazırlıklı. Belki de dünyada bunu herkes bizi örnek gösterebilir afetler sonrasında. Fakat afetler öncesinde teknolojiyle yeni yeni bir şeyler keşfedilmeye veya yapılmaya çalışıyor gibi duruyor. Deprem öncesine hazırlıklar ne anlamda? Mesela hastanelerdeki uygulanan sistem, sismik izolatör sistemine ne derece başarılı veya bu gelecekte bir yer eder mi? Bunun hakkında bilgi almak istiyorum.
deprem öncesine yönelik yani sismik izolatör hastanelerde kullanılan sistemin diğer uygulama alanları ne olabilir onu sormak istiyorum. Benzeri. Murat Bey, siz sanırım endorisim Gökhan Bey ve Gökhan Bey'in ve Murat Bey'in. Şöyle diyebilirim, hani afet sonrası çalışmalar daha ön planda, haklısınız. Kriz yönetimi, çünkü Türkiye afetlerde hep krizi yönetmiş. Aslında arka planda risk yönetimi olayımız pek söz konusu olmamış. Ancak yapılan çalışmalar fazla göz önüne çıkmıyor. Aslında kurumlarımızın çok değerli çalışmaları var. Yönetmelikler hazırlanıyor. Bu yönetmeliklere göre ilgili belediyeler olsun, yerel yönetimler olsun çalışmalarını yapmak zorundalar. Hastanelerimiz, yani Sağlık Bakanlığımız, benim bildiğim kadarıyla 100 yatak kapasitesinden itibaren sismik izolatörü zorunlu hale getirmiş vaziyette. Bu bir yönetmelikte falan yok. Çünkü her kurum, her kamu kurumu olsun, özel sektör olsun aslında meydana gelen afetlerden bir ders çıkartmış şimdiye kadar. Hani bu derslerin öncülüğünde çalışmalar yapılıyor, yapılmıyor değil. Ancak parça parça çalışmalar var. Önemli olan galiba bunları bir araya getirebilmek. İnşallah onu da başaracağız. Burada çünkü çok değerli temsilcilerimiz var. Ben fazla da şey yapmak istemiyorum ama inanın afet öncesi çalışmalarda bir afet sonrası çalışmalar kadar önemli ülkemizde. Ki hocamın da bahsettiği gibi 99 depremi aslında bir milat oldu hepimiz için. Ders aldık. Her depremde de ders almaya maalesef devam ediyoruz. Hani ders aldık bitti değil. Her deprem bize bir ders veriyor. Ama ben eminim ki bu çabalarla biz bu işin üstesinden de geleceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Murat Bey. Buyurun lütfen. İsmail Kahraman, belgeselci ve gazeteci. Depremi gazeteci ve belgeselci olarak burada yaşayan birisi ve sosyal sorumluluk projesi olarak da kendimi görevli addediyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sorudan ziyade bir öneride bulunmak istiyorum. Bülent Bey, burada çok önemli bir arşiv olduğunu, Deprem Vakfı'nın çok ciddi kitapların olduğunu söyledi. Henüz gezip görmedik ama büyük bir arşivi bu. Fakat depremden sonra maalesef ciddi bir deprem müzesi oluşmadı. Deprem arşivi maalesef oluşmadı. Acaba hem AFAD Müdürümüz, il müdürümüz çok çalışkan ve önemli de bir organizasyonları var. 19'unda başlayacak. Bakanlıktan da gelen yetkilimiz burada. Gebze Teknik Üniversitesi'nde çok önemli deprem çalışmaları var. Acaba burada çok geniş bir deprem müzesi, deprem arşivi devletimizin, bakanlığımızın öncülüğünde kurulamaz mı? Naçizane depremden hemen sonra ben bir taraftan gazetecilik görevimi yaparken o gün yayınlanan yaklaşık 500'e yakın gazete topladım. Ve Erzincan depremi olunca 92 yılında koşarak oraya gittik, rahmetli Recep Yazıcıoğlu ile görüştük. Biraz önce Zeki Bey konuştu, bir takım çalışmalar, Gebze Ticaret Odası çalışmalar yapıldı. Özetle burada çok ciddi bir deprem arşivi, deprem müzesi oluşursa, bakanlığımız buna sahip çıkarsa çok güzel olur. Teşekkür ediyorum efendim. İsmail Bey, teşekkür ederiz bu öneriniz için. Neden olmasın diyelim, ben üzerinde çalışalım hep beraber. Ben önerinizi ileteceğim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, başka soru? Buyurun lütfen, mikrofonu. Almış bulundum mikrofonu Bülent Hocam. Kim aldı, pardon gördüm. Hocam, tabii pardon, Ahmet Başkanım, sen. Tamam, kusura bakmayın, göremedim. Boy olunca görmek tamam. De zor oluyor. Lütfen, buyurun. Tamam. Problemi. Öncelikle tüm konuklara hoş geldiniz diyorum. Bu vizyonda bir sempozyumu Gebze'mize getiren Bilgi Hocam önderliğindeki derneğe, Bülent Hocam nezdinde İnşaat Mühendisliği bölümüne ve Gebze Teknik Üniversitesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum zaten hani Perşembe'nin gelişi çarşambadan belli, girişinden belli, verimli, faydalı bir sempozyum olacak diye düşünüyorum. Şimdi biz depremle ilgili mücadelemizi kategorilere ayırdık. Yapı malzemeleriyle ilgili standartlar geliştirdik. Bunlardan en önemlisi de beton ve betonarme üzerine yaptığımız çalışmalar. Sertaç Bey'e özellikle sormak istiyorum. Bizim taze betonla ilgili aldığımız standart numuneler var. 7 ve 28 günlük beton sonuçlarına bakarak betonun akıbetiyle ilgili bir karar veriyoruz ve hareket tarzımızı buna göre belirliyoruz. Şimdi EBİS sistemi güzel. Yani
betonun şantiyeden çıkıp laboratuvara gidip hatta kırılıncaya kadar izleniyor olması her anlamda güzel, olumlu. Ama şöyle de bir durum var. EBİS'ten önceki döneme baktığımızda 2019 itibariyle periyodik olarak %39'lardan, bölgemiz için söylüyorum, %55'lere kadar yükselen bir 28 günlük standarttaki değeri sağlamayan, bizim tabirimizde düşük beton gerçeği var bölgemizde. Yani her 100 beton numunesinin 55 tanesi bölgemizde 28 günlük sonucunu ilgili standarttaki değeri sağlayamıyor. Haliyle karot alma yoluna gidiliyor. Bu süreçte inşaat durduruluyor. Ama müteahhitlerin de şöyle bir serzenişi var. İnşaatın durması 4708 Yapı Denetim Kanunu gereği de böyle olması gerekiyor. Ama mutlaka karot numuneleri alındıktan sonra o betonun ilgili standarttaki değeri sağladığını görüyoruz. Umumiyetle çok ekstrem örnekler dışında sağladığını görüyoruz. Şimdi EBİS'ten sonra takke düştü, kel mi göründü? Yani ne oldu da birdenbire bizim bütün betonlarımız, iki betondan birimiz en azından ilgi standarttaki değeri sağlamayıp karota gitmek zorunda kaldı. Ve bölgenin böyle bir gerçeği varken bakanlığımız bu konuyla ilgili ne tür bir çalışma yapıyor ya da yapacak? Hem yapı denetim sektörünü hem de müteahhitlik sektörünü sübvanse edecek, rahatlatacak bir çalışmamız var mı? Ayrıca ben yapı denetim sektöründe çalışıyorum. Sürekli karşı karşıya kaldığımız sorun şudur. Beton firmalara, laboratuvarlara, laboratuvarlarda beton firmalarına bu konuyla ilgili dahli atarlar. O ondan olduğunu söyler. Laboratuvarlar bildiğim kadarıyla her aşamasında inceleniyor. Siz de bahsettiniz sunumunda. Beton firmaları ile ilgili böyle bir inceleme, çevre şehircilik il müdürlüklerinin standart kontrollerinin dışında böyle bir inceleme, gözlemsel bir inceleme, işte kameralarla, çiplerle vesaire, irsaliye hariç, yani beton üretilirken bakanlığımız tarafından yapılan bir inceleme var mı ya da olması söz konusu mu? Çok teşekkür ederim. Şimdi konu, sorunuz çok güzel. Şimdi şöyle, bugün sunuma normalde İrşade Hanım gelecekti. Tam da bahsettiğiniz ilgili dairenin başkanıydı ama dün itibariyle o da temaslı ilan edildiği için eve hapsoldu. Ben ona sadece iştirak edecektim. Konuşmacı olarak ben geldim. Aslında şube müdürü ve arkadaşımız burada ama o konuyu detaylı biliyorlar mı bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum, biz zaten bu bahsettiğiniz firmaları, kum ocaklarından tutun beton firmalarına kadar sürekli il müdürlüklerimizle denetliyoruz. Bunların periyodik ve periyodik olmayan böyle şaşırtmalı zamanlarda denetimleri yapılıyor ve bunlar da devam edecek ve çok ciddi cezalar veriliyor, onu da biliyorum. Ben bunu bir öneri kabul ediyorum açıkçası. Bu anlamdaki bu talebinizi de ilgili arkadaşlarımıza ileteceğim ama şöyle şöyle bir çalışmamız var diyecek hüviyette kişi ben değilim açıkçası. Teşekkür ederiz Sayın Serç. Kahraman Başkanım, buyurun. Özür dilerim, size ondan sonra söz veririm. Merhabalar, Kahraman buyurun. Bulut İnşaat Mühendisleri tamam. Odası Kocaeli Şube Başkanıyım. Ben de Sertaç Bey'e bir soru sormak istiyorum. Asrın felaketinin üzerinden yaklaşık 22 yıl geçti, 21 yılı tamamladık. Kocaeli kentimizde hala 99 depreminden kalan ağır hasarlı ve orta hasarlı binalar var. Yıkılmayı ve güçlendirmeyi bekleyen. Bunlarla alakalı bakanlığımızın süre sınırı koymak kaydıyla bir çalışması var mı? Önce onu sormak istiyorum. Ayrıca bu binaların kentsel dönüşüm yasasından istifade edebilmesi için direkt riskli yapı tescilli verilmesiyle alakalı bir talepte bulunmuştuk. Bununla alakalı bir çalışması var mı? O soruyla alakalı soru sormak istiyorum. Van depreminde daha önceden çünkü benzer bir şekilde değerlendirilmişti. Biz de Kocaeli'ndeki ağır hasarlı ve orta hasarlı binalarla alakalı özellikle böyle bir desteği Kocaeliler olarak talep ediyoruz. Evet, şimdi şöyle, bu bildiğim kadarıyla 1000'in üzerinde böyle bir bina var. Evet, 1500. Biz bunlarla ilgili zaten süreçleri başlattık. Sadece İzmit, Kocaeli için değil, diğer illerde de böyle. Hani bu kadar olmasa da önümüzde rakamlar var. İşte afete maruz alan dediğimiz, AFAD'ın ilan etmiş olduğu bölgelerde yine böyle binalarımız var. Bunların bir kısmının hak sahipliği süreci tamamlanmış. Çok enteresan.
Aslında onlar hak sahibi olmuş mesela. Ağır hasarlı olup da hak sahibi olarak aynı ilde ya da başka bir yerde hak sahipliği de gerçekleştirilmiş. Süreci zaten güzel bir soru. Biz başlatmıştık. Tahmin ediyorum bu sene içinde yansımalarını da göreceksiniz. AFAD'la birlikte bu konuyu yazışmalarda devam ediyor. İl müdürlüklerine bu konularla ilgili araştırmalar verildi ve şu an tekrar oradaki tam bina envanteri ve taşınması gereken ya da güçlendirilmesi gereken binalarla ilgili envanter çalışmalarımız devam ediyor. Muhtemelen bu yıl sonuna doğru herhalde harekete geçmiş olacağız diye düşünüyorum. Kentsel dönüşüm kısmı tabii o başka bir konu, ayrı bir mevzuat. 6306 ile 7269'un arasında ciddi farklılıklar var. Takdir edersiniz. Yani 7269'a göre bu şekilde tescillenen bir binanın kentsel dönüşüme geçmesi ihtimali kanunen yok. Ama bu konuyu ben ilgili idarecilere ileteceğim. Bu konuda bir çalışma yapılabilir mi? Onu bilemiyorum. Teşekkür ederiz Sayın Serdar. Hocam buyurun lütfen. Evet, teşekkür ederim. Arzu Arslan Kelam, ODTÜ. Öncelikle tüm panelistlere teşekkür ediyorum verdikleri değerli bilgilerden dolayı. Benim sorum Mehmet Bey olacak. Şimdi aslında biz de fiber optiklerle ilişkili çalışıyoruz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi'nden hocalarımızla birlikte AFAD destekli Murat Bey'in de yakından takip ettiği projelerimiz kapsamında 2014 yılından beri çalışıyoruz. Öncelikle OTDR kullanmıştık. Şimdi BOTDA kullanıyoruz. Hatta yeni bir TÜBİTAK projemiz kapsamında da deprem etkilerini dahil etmek istiyoruz bu sisteme. Benim sorum şu olacak. Siz bir takım farklı uygulamalardan bahsettiniz ama sizce heyelan uygulamaları için bu sistem kullanılabilir mi faz OTDR? Çok teşekkürler sorunuz için. DAS sistemi yani dinamik olan titreşimleri tespit eden bir sistem. Hani heyelan gibi uygulamalar daha böyle statik, yavaş değişen şeyler. Bu tip şeyler için farklı fiber optik algılayıcılar var. Distributed strain sensing yani dağıtık gerilim ölçen farklı teknolojiler var. Bunların kullanılması heyelan açısından daha iyi olduğunu düşünüyorum. DAS sensörüyle heyelanın tespit edilebilir ama o amaç için çok da özelleşmiş bir sensör değil. Onu söylemek isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Hocam buyurun. Polat Gülkan, Başkent Üniversitesi Ankara. Biraz evvel deprem müzesi hakkında bir yorum oldu. Onu biraz tarihe bakarak cevaplamak ve sizleri bilgilendirmek isterim. Geçtiğimiz yüzyılda Adapazarı yani komşu ilimiz 3 adet büyük depreme maruz kaldı. 1943, 1967 ve 1999 tabii. 1967 Adapazarı depremi aslında kayıtlarımıza Adapazarı değil, Budurnu Akyazı depremi olarak geçmiştir. Ve işte 6.8 gibisinden de bir büyüklüğü vardı. Bu depremin daha fazla etki bırakması beklenirdi teknik alanda, teknik manada. Fakat bırakmadı. Yalnız görülen bir husus vardı. O da asmolen döşemeye sahip olan binalarda özellikle alınması gereken bir takım inşai tedbirlerin gerekli olduğu ortaya çıktı ve 1968 yönetmeliğimizde bunların bazıları dile getirildi. 67 depremi meydana geldiği zaman valilik binası büyük bir hasara uğradı. Daha yeni bitmişti. Zannedersem 65'te bitmişti Adapazarı veya Sakarya valilik binası. Ve neredeyse kullanılmaz hale geldi. Ve ortaya bu binanın ne yapılacağı sorusu geldi. Bulunan çözüm bunun güçlendirilmesi şeklinde oldu. Yani daha ortada yönetmelik yokken millet güçlendirme ve ona benzeyen tedbirlerin nasıl alınacağı konusunda hemen hemen sadece bizde değil bütün dünyada çok az bilgi sahibi olmasına rağmen bu binanın güçlendirilme kararı verildi. Tabii Türk bürokrasisinde böyle bir karar verilmesi hele
mülki kişilerin ağırlıklı olduğu bir ortamdan böyle bir karar verilmesi de pek kolay olmadı. Fakat işte Adapazarı'nın sembolüdür, prestijidir denildi ve bunun güçlendirilmesi bir şirkete verildi. Adını zikretmekte bir sakınca görmüyorum. Yapı merkezi, daha o zamanlar yeni faaliyete geçmiş olan yapı merkezi şirketine verildi. Onlar da bu binayı o zamanın bilgileri ve kendi mühendislik bilgilerini bir araya getirerek güçlendirdiler. Bir 29 sene daha geçtikten sonra 1999 depremi oldu. Eğer gidenleriniz olduysa bu salonda sürreal bir manzara vardı. Adapazarı'nın ortasında. Her yer adeta bir bombalamaya maruz kalmışçasına. Binalar yana kaymışlar, kimisi çökmüş. Berbat bir haldeydi fakat valilik binası aslanlar gibi ortalıkta duruyordu. Hiçbir şey de olmamıştı. Hani birkaç çatlak falan ararsanız vardı. Ama tamirat sonrası performans açısından örnek ve bir bilgi eksikliği, bilgi siz yokken, tecrübe de yokken yapılmış olan son derece başarılı bir uygulamaydı. Hatta bir süper vali tayin edildi oraya çünkü birden fazla il etkilenmişti. İşte hem Kocaeli vardı hem Sakarya vardı. O bey geldi, işte bütün afet sonrası yönetimi falan idare ettiler. Bir adamın da çalıştığı yer o ayakta duran valilik binasıydı. Fakat hangi akıllının tırnak içinde aklından geçtiyse bu bina çürük, bunu yıkalım dediler. Ya nasıl olur, tek ayakta duran bina bu, depremden sonra kullanıldı. Ya yıkılacak başka bina mı yok yani? Fakat maalesef yanlış bir uygulama sonucu bu bina hangi yıl olduğunu artık bilmiyorum ama depremden bir iki yıl sonra buldozerler geldi, tepesine vura vura o güzelim binayı yıktılar. Yapı Merkezi şirketinin sahibi olan dostum Ersin Arıoğlu Bey çok yalvardı. Yıkmayın bunu diye. Ben size yenisini yapayım. Bunu deprem müzesi haline getirelim. Ve insanlar için hem de interaktif tarzda gidip öğrenebilecekleri, okul çocuklarının, ne bileyim ailelerin gidip görebilecekleri bir hem hatırlatıcı olsun hem de teknolojiyi aktaracak bir şeyler olsun diye. Buna benzeyen bir yer Tayvan'da var. 17 Ağustos'ta bizim deprem oldu. 21 Eylül'de onların depremi oldu. O da son derece büyük bir depremdi. Büyüklüğü yani magnitüdü bizden de fazlaydı. Son derece çok sayıda insanın hayatına mal oldu. Binalar yıkıldı, okullar yıkıldı. O okullardan bir tanesinin dışındaki atletizm alanı, koşu pistinin olduğu yerin tam ortasından geçen fay var. Ve oradaki hareket düşey doğrultuda olduğu için böyle bir duvar gibi. Yani pistin bir tarafı diğer tarafından 2 metre daha yüksekte. Böylesine bir yer. Ve bunun üzerine bir tane müze yaptılar adamlar. Giriyorsunuz orada, işte simülasyonlarla, fotoğraflarla olayı izah ediyor. Hangi faydan kaynaklandığını size dağlardan gelen fayın haritasını gösteriyor. Ve çok faydalı. Deprem müzesi öyle bir şey olması lazım. Maalesef fırsatımız elimizde varken biz Adapazarı'nı bir hatırlatıcı işaret olarak kullanmayı bilemedik. İnşallah deprem olmaz da müze yapmamıza bundan sonra gerek kalmaz. Ama kaçırdığımız örnekler de vardır. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Bu tarihe not düştüğünüz için bu önemli bilgiyi hakikaten teşekkür ederiz. Sağ olun. Kemal Hocam buyurun. Sonrasında yavaş yavaş isterseniz panelimizi sonlandıralım, programımızı geciktirmemek adına. Merhabalar, Fatih Yazıcı. Pardon, ben Kemal Hoca diye özür dilerim. Kemal Hoca'ya çok benziyorsunuz. Evet, Kemal hocam. Beyni, bizim Kocaeli Türkiye Yapı ve Zemin Laboratuvarlar Derneği tamam. Başkan Vekiliyim. Evet. Aynı zamanda evet. Çevre Şehircilik Bakanı akredite olan bir yapı laboratuvarında hem sahibi hem denetçi mühendisiyim. Önce EBİS sisteminin proje geliştiricisi Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum. Kullanan ve birebir sektörün içinde birisi olarak biz laboratuvarlardan
manevi ve ciddi bir baskıyı üzerimizden alan bir sistem olduğunu söylemek istiyorum. Biz laboratuvarlarımız 24 saat kesintisiz olarak bakanlık tarafından izlenmekte. Tüm şeffaflığıyla, tüm verilerle, tüm dijital sektörüyle bakanlığın gözetiminde olan bir denetim sistemi yapıyoruz. Az önce Ahmet Bey de söyledi. Betonun kaynağında da bir denetimin olmasını ve bununla beraber EBİS sistemindeki az önce verilen başkanımızın da 28 günlük beton mukavemet sonuçlarındaki düşük oranlarının üretici, kullanıcı, mühendis, tasarlayanlar olarak da KVK kanunlara da uygun olarak ne kadarını isimsiz paylaşabilecek bu oranların paylaşılmasını istiyoruz. Çünkü bu veriler üzerinde biz konuşursak doğru yola gideceğimize inanıyoruz. %55 oranında bir 28 günlük beton mukavemeti düşük olan bir bilgiyi işte sadece bu işin içerisinde olan özel kişilerin bilmesi gerektiği bir konu olduğundan dolayı biz bunu üreticilerin de, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün de, bu konu yetkili üniversitemizin de, hocalarımız da bilmesini istiyoruz ki kötüleri iyileştirelim. Biz sonunda afete göre bir kriz yönetimi değil, Murat Bey'in de söylediği gibi, daha öncesinde bir risk yönetimine uygun olarak daha önce de ele almak istiyoruz. Bu bağlamda bakanlığımızda iş adamının bugün rahatsız olduğuna bilgim var. Sertaç Bey görevli zaten. Konuyu yetkilisi inşaat adamına da biz zaten yazılı olarak da aktardık. İnşallah EBİS'le beraber ASELSAN'la çalışmalarıyla bu verilerin bu işin içerisinde, bu sektör içerisinde olan herkesin görebileceği şekilde yayınlanmasını da istiyoruz ki bu kaliteyi getireceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda Bülent Hocam size de teşekkür ediyorum bu sempozyum için. Katılımcılara da şehrimize geldiği için hepsine hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı bir sempozyum kongre geçeceğini de düşünüyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz Fatih Bey. Çok sağ olun. Ben kapatmadan önce son bir iki şey söylemek istiyorum aslında. Bir, Gökhan Bey aslında çok önemli bir bilgi birikimi vardı, aktardı. Ben kendisine birkaç soru sormak istiyorum aslında. Kapatmadan önce bir, biz bugün artık İstanbul'daki binalarımızı hep depreme karşı güçlendiriyoruz. Fakat çoklu afetlere karşı güçlendirme imkanımız var mıdır artık? Yani afet çünkü çoğaldı. Deprem var, heyelanlar var, seller var, yangınlar var. Diğer afetler de güçlendirme çalışmalarında göz önüne alınıyor mu? Bir ikincisi, güçlendirme yaptığınız binalar arasında izleyebildiğiniz binalar var mı, yapılar var mı? Yani yapısal sağlık izlemesi anlamında veya yenilikçi teknolojiler kullanarak güçlendirdiğiniz aktif pasif sönümleyici sistemler de olabilir. Sistemler var mıdır? Bunları izlemek mümkün müdür? İzleyebiliyor musunuz? Hocam tabii çoklu afet riskini düşünmek lazım. Hatta İstanbul'da bizim yer değişikliği yaptığımız okullarda oldu bununla ilgili. Yani evet. Eğer sele maruz veya işte su havzasının içindeyse veya işte göl alanının içinde okullarımız vardı. Buralarda taşkın olursa zarar görebileceğini düşündük ve işte biz hani yakınında kalmak üzere aynı mahalle içerisinde farklı yerlere taşıdığımız okullar oldu. Tabii yani bunlara da bakmak lazım. Yani sadece deprem sellik açısından güvenli hale getirirsiniz ama bir taşkında sel felaketine yol açabilir. Dolayısıyla onlara da mutlaka bakıyoruz. Veya işte avcılarda yine sıvılaşmayla ilgili problemler var. Bunlarla ilgili tedbirler alıyoruz. Özellikle geoteknik olarak onları da ihmal etmiyoruz. Mutlaka öyle bütüncül olarak bakmak lazım. Hocam şeye de yapısal izleme sistemleriyle ilgili de aslında bizde biraz böyle kafa karışıklığı var. Onunla ilgili yani çok sistemler var ama hani hangisini seçmeliyiz veya o yapısal sistemi izledikten sonra özellikle o verileri kim yorumlayacak veya işte evet. Bunun da herhalde biraz sistematize edilmesi lazım. O konuda sistemli bir yaklaşım olursa tabii ondan da faydalanmak istiyoruz. Ama şu ana kadar hani o kafa karışıklığımızdan dolayı çok evet. ilerleyemedik yani o konuda. Dediğiniz şey çok doğru tabii. İzleme sistemlerinden alınan bilgilerin evet. anlamlı hale getirilmesi lazım. Evet. Aksi evet. halde bir o verilerin olmuyor. Bir anlamı olmuyor. Evet. Onun için de evet. mutlaka tabii AFAD yüksek yapılar konusunda izleme evet. sistemleri kuruyor ama okul tarzı alçak ve orta katlı yapılar evet. hakkında herhangi evet. bir sistem yok. Belki işbirliği olabilir. Olabilir. Evet. Yani o bilgileri anlamlı hale getirecek mutlaka bir teknik üniversitelerle bilimsel işbirliği olması evet, lazım. Evet. Kuruluşta evet. işbirliği yapmak. Evet. Çok evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Son olarak ben Umut Bey'e
kısa bir soru sorup panelimizi kapatmak istiyorum. Çok önemli şeyler anlattı Umut Bey. Sizin bu geliştirdiğiniz MIDAS sistemi erken uyarı konusunda bize ne kadar yardımcı olabilir diye aklıma geldi siz anlatırken. Şimdi İstanbul, bekleyen İstanbul depremi diyelim Silivri açıklarında oldu. Biz bu sistemi nereye kurmalıyız? Nerelere ne kadarlık bir süre içinde erken uyarı sinyali verebiliriz? Çünkü normal geleneksel olarak erken uyarı sistemi Silivri açıklarında olacak bir deprem ancak 10 saniyeden az bir sürede 3-5 saniye içinde algılayabilir. Sistem içindeki gecikmeleri de dikkate aldığınızda hakikaten çok minimum bir süreniz var. Fakat bu MIDAS sistemi bize bu konuda bir avantaj sağlayabilir mi? Nereye kurulması lazım bu sistemin? Bilgi verebilir misin? Yani bir yorumda bulunsanız bile bizim için çok faydalı olur. Tabii hocam. Yani MIDAS sistemini deprem erken uyarı sistemi olarak İstanbul için özellikle en iyi konumlandırılacağı yer denizin altı. Özellikle Marmara'da fay hattına çok yakın bir şekilde konumlandırıldığı zaman yani deprem dalgası ilk oluşur oluşmaz bunun saniyenin çok altında yani 200-500 milisaniye gibi bir sürede tespit edilebileceğini düşünüyoruz. O yüzden hani en iyi kullanım yeri denizin altı. Özellikle yer üzerinde birçok denizin altından karaya bir bağlantı olacak herhalde. O evet, hatta evet. Düşünecek. Yani karada alacaksınız sinyali yani. Aynen. Sistemimiz karada konumlu. Ama fiber optik kablo denizin altında ve fay hattına paralel onun yakınından geçtiği durumda çok hızlı bir şekilde deprem tespit edilebilir diye düşünüyoruz. Evet. Yani, ama siz sinyali aldıktan sonra tabii onun tekrar erken uyarı sinyali olarak doğrulanıp ilgili yerlere iletilmesi gerekiyor. O da ayrı bir çalışma sanırım. Doğru hocam. Yani doğrulanması kısmını işte bahsettiğim gibi MIDAS sensörüyle hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Çok dağıtık bir yapıya sahip olduğu için. Geleneksel sistemlerde en az 3 tane sensörden veri almanız gerekiyor. Erken uyarı olup olmadığını gerçellemeniz için, doğrulamanız için. Fakat MIDAS sisteminde sanırım daha çabuk bunu halletmek mümkün. Çok doğru hocam. Hani MIDAS sensörü 50 kilometrelik bir kabloya bağladığınız zaman sanki 5000 sensör varmış gibi davranıyor. Bu sayede bunların hepsine eş zamanlı ölçüm yapabiliyor. Ortamdaki yerel gürültüleri deprem sinyallerinden kolaylıkla ayrıştırabiliyorsunuz. Bu şekilde hani 3 sensörden doğrulama beklemeden tek MIDAS cihazıyla da güvenli bir şekilde evet burada bir deprem vardır denilebilir. Burada çalışılması gereken tabii depremin büyüklüğünün ölçülmesi konusunda bu sensörleri eğitmek gerekiyor. Bir referans sensörlerle beraber çalışıp MIDAS sisteminin ölçtüğü sinyallerin depremin şiddetine bir şekilde map edilmesi o tarafa onun ölçülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu da akademik olarak çalışılması gereken konulardan bir tanesi. Sanırım aramızda bu konuda çalışma yapan arkadaşlarımız var. Onların ilgisini çekecektir. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tüm panelistlerimize katılımları için çok teşekkür ederiz. Değerli misafirlerimize de katkıları ve soruları için çok teşekkür ederiz. Panelimizin sonuna geldik. Biz panelistlerimize çok küçük bir teşekkür sertifikayı vermek istiyoruz. Plaketi vermek istiyoruz. Kabul ederlerse. Ülgen Hoca. Tamam. Böyle nasıl yapalım? Sonrasında.
Evet değerli konuklar, şimdi standların açılışı için sizi orta alana davet ediyorum. Evet yani şu anda bir 40 dakika kadar gecikmemiz var. Onun duyurusunu yaparız hocam bilahare. Evet. Stand açılışında görüşmek üzere.